Beni çok şaşırttın. Ya işte evde otur otur. Biz de sıkıldık. Ondan sonra kocalarımızın yanına gelelim dedik. Ya zaten biz Lale'yle daha önce de Japonlarla yemek yediğimiz için çok seviyoruz. Çok eğlenceliler zaten. Ne güzel düşünmüşsünüz hayatım. Ne güzel hayal etmişsiniz. Sen sakın cevap verme sakın. Sakın o ağzını açayım değil mi o ağzını? Neyse. Fiyanse no Lale-san. Erol-san no Okusan Filiz-san de gozaimasu. Surprise ushite kuramashita. Yoroshiku onegashimasu. Surprise sagai. Neyse ben izninizi isteyeyim. İzninizi isteyecekmiş. Oyasama nasai. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi iyi ki gitti. Ben bunun saçını başını yolardım yani. Vallahi yolardım. Allah ya lütfen bir şey söyler. Şu sinsinin tasarımlarını mı beğendiniz ya? Siz koskoca Japonyasınız ya. Bunu lütfen çevirmeyelim. Filiz'cim böyle konuşmazsa sevinirim. Tamam tamam ya. İyi ki gitti. Oh. Vallahi saçını başını yolardım yani ben bunu. Nasıl bozduk planlarını ama. Şey yapma ya onlar anlamazlar zaten de biz çok iyi anlaşıyoruz. Yani daha önce de. Şey Feng Shui. Önümün kafasını sallıyor. Bruce Lee. Bruce Lee'yi de biliyorsun kesin. Sushi. Çok güzel yapıyorsunuz. Vallahi elinizde sushi çok iyi. Nasıl gülüyorlar anlıyorlar bizi ya. Japon'u gördü mü sushi'yi yapıştırıyor ya. Böyle mizah olmaz olsun. Bir şey mi dedin sen? He? Sushi mi dedin kız sen? Orantısız mizah. Gayet de eğlenceliler. Yabancı. Biz artık otele geçsek. Yol yorgunlar da. Hay hay. Erol'cum. Misafirlerimize otele kadar eşlik edeceksin değil mi? Öyle konuştuk ya. Benim can güvenliğim şu anda tehlikeli gibi hissediyorum. Öyle bir his geldi bana şu an. Ya bırak ya. Bırak bırak. Zaten ben Lale'lerde kalacağım. Allah Allah. Hatta bir hafta Lale'lerde kalacağım annemler dönene kadar. Lale'cim bir sakıncası olmaz değil mi? İstediğin kadar kalabilirsin Filiz'cim. Aa nasıl istediğin kadar Filiz'cim? Nasıl Lale'lerde kalacağım? Ya sen ne zannediyorsun ya? Sen ne bana yalan söyleyeceksin. Ondan sonra benim arkamdan iş çevireceksin. Ve sonra gel minnoş kollarımda uyu. Oldu. Gerçekten doğru düşünmüşsün. Herkesin bir insanlık gururu var. Ben de kendime yaptırmazdım böyle bir şeyi. Daha fazla konuşmasan. Hadi o zaman bize doyum olmaz. Biz kalkalım. Sizi de beri beri tired gördüm. Hadi let's go our hotel room. Ha? Arigato. Toranaga. Hadi let's go. Oyasuminasai. Oyasuminasai. Arigato. Hadi bakalım. Arigato. Arigato. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ ol. Bak hiç aramıyorlar. Herhalde işler yolunda gidiyordur ha? Ay tabii anne ya. Çok güzel geçiyordur. Eniştem de ablamı görünce çok sevinmiştir. Ama o kız ablamı görünce şok olmuştur ya. Olsun. Beter olsun. Bin beter olsun. Kötü o. Kötü. Anne yalnız bizde de suç var biliyorsun değil mi? Enişteme güvenmemiz lazım artık. Görüyorsun seveninden çok çekemeyeni var. Vallahi ben böyle şey görmedim vallahi. Yengesi düşman, kuzeni düşman. İkisi de kuyusunu kazıyor çocuğun. Yani Lale ile ayırmak için her şeyi deniyorlar. Kuzeni kendine baksın vallahi. Filiz de çok sinirliydi. Rüşan, arasana diyorum kızım sana ya. İstemiyorum. Ay istemiyorum. Anneciğim. Ay ne demek istemiyorum? Kızım ara bak baban seni çok özlemiş. Ya istemiyorum anne, istemiyorum zorlama. Ne? Aa, yavrum. Babasını özlediği zaman arar. Niye o kadar üstüne düşüyorsun ki çocuğum? Anne şey, Kurtulmuş mesaj atmış da çok özledim bir konuşmak istiyorum diye. O yüzden ara diyorum konuş işte babanın da gönlü olsun hani. Niye atmasın mı babası olarak? Özlemesin mi? Benim kızım istediği zaman arar. Demiyor mu? Üf tamam arayacağım. Aa tamam o zaman anneciğim. Hadi gel biz mutfakta arayalım. Ben sana bu arada sütünü hazırlayayım anneciğim. Hadi. Konuşamadı. Benim yanımda konuşamadı. Hadi sen git bir bak bakalım.
Vallahi anne artık yapamam. İspiyonculuk sona erdi. Ay çok etkilendim. Ay beni durdurdu bu lafın. Ay o kadar zordu ki. Ben sanki öğrenemeyeceğim. Ay aşk olsun anne ya, böyle mi olduk şimdi? Öyle oldu. Alo babacığım, nasılsın? Ya babacığım yemin ediyorum burnumla tutuyor ha. Kız seni çok özledim ben. Ben de seni çok özledim. Neredeymiş bir sor bakalım, neredeymiş? Sor. Babacığım neredesin? Evdeyim babacığım. Bizim evde miymiş Bizim evde misin? Ha, yok babacığım, bir arkadaşın evindeyim. Hayatım! Hayatım, bahçede misin? Anne ne oldu? Yok anneciğim, bir şey hat gitti galiba. Ha. Geç. Ay. Hayatım! Babacığım bak. Güzel. Alo babacığım. Kapattı. Anne sütüm nerede? Sütüm, sütüm. Tamam vereceğim anneciğim, vereceğim. Vereceğim. Sen bak önüne. Ay bu kesin beni aldatıyor. Ay. Tabii. Tabii parayı bulunca sen böyle ha karı kıza yedireceksin ha. Ben seni yedim kurtuluş. Ben seni yedim kurtuluş. Var ya asıl ben seni yedim. Ben seni yedim asıl. Bırakacağım, 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 bırakacağım. Peşinden ayrılmıyorsun adamın. Yeter be. Ay yeter. Cezam neyse vereyim gideyim artık, kurtulayım bu evden. Bu kebaptan var mı? Ha? Bir tane daha var mı? Var efendim. Ha tamam. Bir de bize kabak tatlısı getir. Ama iki porsiyon olsun. Benim lalem de şimdi hamiş olduğu için onun da canı çeker. Tamam mı? Tamam. Vallahi böyle sinirlendim ya ben. Sinirlendim, gerildim, acıktım. Ondan acıktım yani. Tamam. Sen bir şey yer misin Lale? Yok, yemem. Peki bana neler olduğunu açıklamak ister misin? Anlatıyorum. Şimdi Filiz, Erol'la Pelinsu'nun konuşmalarını duymuş. Biz de o yüzden bu gece buraya geldik. Ne konuşması? Pelinsu'nun işte bu sinsi planlarını duydun. Bak sen tanımıyorsun Onur. Pelinsu'yu sen tanımıyorsun. O çok sinsi bir şeytandır yani. Fırsatını bulsa sana neler yapar da. Ama biz buna izin verir miyiz? Vermeyiz asla. Peki Erol'la Pelinsu ne plan yapmış ki acaba? Şöyle ki yani sanıyoruz Pelinsu ile bu geceyi baş başa geçirmeni istediler. Artık baş başa kalınca ne olacak yani, oradaki planları ne onu bilmiyoruz. Kızlar. Benim Pelinsu ile sadece iş ilişkim var. O da zaten yakın zamanda bitecek. Yani proje bittikten sonra yollarımızı ayıracağız. Pelinsu ile beraber olacağımı, barışacağımı düşünen insanlar da yanılır. Helal olsun be sana. Vallahi Onur sana helal olsun be. Gerçi bu söylediğime de muhtemelen inanmıyorsunuzdur ama olsun. Ben sana inanıyorum. Hayret. Vallahi ben de inanıyorum. Günahını aldık senin. O görüntüleri izledik ya biz. O zaman zaten kendimizden bayağı utandık yani. Hangi görüntüler Filiz? Kamera görüntüleri. Yani Kurtuluş eniştem senin o gece bar çıkışı olan güvenlik kamerası görüntülerini ablama vermiş. Biz onu evde izledik ve her şey açıkça ortada yani, senin suçsuz olduğun. Ben sana inanmadığım için özür dilerim. Harika. Çok şanslıyım. İyi ki güvenlik kayıtları var. İyi ki teknoloji bu kadar gelişti ki sen bana inanıyorsun Lale. Ya sen keşke buraya Pelinsu'ya ultimatum vermek için değil de beni gerçekten özlediğin için, içinden geldiği için öpmeye gelseydin. Oo getir getir getir. Getir getir. Bir tanesini ona ver. Ha ver. Tamam, Lale'nin de önüne koy. Uf vallahi. Yemeyeceğim. Kan şekerim düştü sinirden benim. Ben de bir şey olabilir miyim? Yemeyeceğim sen. Kalmasın o zaman. Filiz'cim, evde de yersin, istersen paket yaptırıp kalkalım mı? Tamam, doydum zaten ben de. Doydunuz mu? Yavruşlar. Doydular onlar da. Senin arabayla mı geldiniz? Tamam. Arabaya kadar size eşlik edeyim.
arabalarınızı hemen getiriyorum. Benim arabayı eve gönderin. Ben şimdi bu halde araba kullanmayayım. Hanımların arabasını hemen getirirsin. Hemen Onur Bey. Ben bırakayım seni. Ay gerek yok ya. Samet aradım, şimdi gelip beni alacak. Peki sabah kahvaltı yapar mıyız? Yarın sabah mı? Yarın sabah... Yok ya, çok önemli bir toplantım var yarın sabah. Sonra. Peki. Ay bak görüyor musun? Tüh, tüh be Fal, tüh be. Ay. Ay. Seher, Şadi nerede? Bildiğim kadarıyla yattı. Bildiğin kadarıyla yattı. Çok bravo, bravo. Ay bu nasıl bir rahatlık? Ay anlayamıyorum, bu nasıl bir rahatlık? Ben burada ailemizin geleceği için çeşitli stratejiler içerisinde olayım. O gidip yatabilsin öyle mi? Peki Seher, peki. Sen de yat Seher. Yatabilirsin Seher. Çıkın hayatımdan. Çıkın hayatımdan. Bakalım bu Lale ile... Onur barışacak. Ay bunlar barışıyor. Tüh be Fal. Tüh be Fal. Ay bu Erol nerede bu? Ay ben o operasyonu öğrenmeden hiç yatar mıyım be? Aramıyor bu çocuk beni. Ay çatlayacağım. Ay. Ha! Erol. Yavrum meraktan öldüm. Burada neredesin yavrum sen? Bakayım suratına. Bana bak. Bir şey oldu. Kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey. En kötü şeyler oldu. Erol ne oldu? Ne oldu? Bütün gergef gibi işlediğimiz plan iptal oldu. Ne? Ne? Nasıl? Kim kiminle nerede nasıl? Anneciğim, Japonlarla yemeğe benim sevgili eşim Filiz ve Lale baskın yaptı. Anlamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani dur. Onlar bir kere sizin orada olduğunuzu nereden biliyorlar? Ben söyledim. Allah beni kahretmesin, ben söyledim. Boş boğazlıkla ben söyledim. Ama geleceklerini bilemezdim ki anneciğim, ne bileyim. O an bir görüntü gitti, karardı, göremedim. İnanamıyorum sana Erol, sana bazen inanamıyorum bu zekana. Ben de inanamadım ki, köşeden koptu geldi. Önce Filiz geldi, ondan sonra bakın kim gelecek dedi. Çıktı mı sana Lale? Bir yapıştı dudaklarına Onur'un. Allah'ım o nasıl bir öpmek? Resmen Pelin Suya meydan okuyor. Orada mekanda, herkesin içinde. Herkesin önünde. İnanamıyorum. Ay şu Lale'ye bakar. Bana bak bu Lale hiç az değil. Ay az değil. Bu kız çok, bildiğin çok bu kız. Ay çok heyecanlı ya. Ay ama böyle ayakta dura dura da belim ağrıdı be. Şöyle bir tabure, bir çekirdek falan olsaydı ya. Bana bak bu Filiz gerçekten artık çok olmaya başladı. Nerede o? Nerede? Odanıza mı çıktı? Nereye çıktı? Şu an tam karşı cephede. Bize karşı savaşmakla meşgul şu anda, karşı siperde. Orada kalıyor. Ne diyorsun yavrum? Bu gece lalelerde mi kalacak ya? Olmaz. Böyle bir şey olamaz Erol. Hemen karını tekrar bizim saflarımıza doğru çekiyorsun yavrum. Lütfen. Lütfen benim de hemen Pelin Suyu aramam lazım. Anacık. Az bir şey daha dursun bu lalelerde kız. Ne olur az daha dursun. 9 ay 10 gün kadar daha dursun bu. Telefonla haberleşiriz. Kalsın orada ne olur, kalsın bu. Ay ne olur. Ay ne olur saçmalama Erol. Ne olur artık saçmalama. Artık saçmalamayı bırak ve bir şeyler düşünüp bunları eyleme geçir yavrum. Bak benim artık bu kafacığımın içinde hiçbir şey düşünecek bir yer, bir kapasite kalmadı Erol. Tamam, senin güzel kafana kurban olurum. Sırf bu yüzden gidip çağıracağım onu. Hadi, hadi yavrum. Kendimi yakıyorum şu an. Hadi yavrum. Ay bu gelişmeleri hemen bildirmem lazım benim. İşte en güzel an geldi. Hadi başlayalım. Anlat kız. Neler oldu? Ay neler olmadı ki? Şovumuzu yaptık. Resmen şovumuzu yaptık. Hem de ne şov? Sarıçıyan'ın suratını görmeniz lazımdı ya. Hatta size bir güzellik yapayım. Buyurun görün. Ay Filiz sen onu hangi ara çektin? Ya Lale'cim kaçar mı benden ya? Unutulmaz bir an bu yani. Ben buna sürekli bakıp bakıp güleceğim ya canım sıkıldığında. Ay çok güzel. Öyle bir şey olmuş, şok geçirmiş. Şoktan böyle yüzü kaymış. Ay vallahi beter olsun o sarıçıyan. Ablamla uğraşmak neymiş görsün. Sarıhan gelinleriyle uğraşılamayacağını da görsün. Ay bu çok manyak böyle şeyler yapıyor. Dıdıs hemen. Evet de anlatın. Bir şey diyeceğim ya. Ben önce böyle bir soda gibi bir şey mi alsam ya? Ben şimdi sinirden orada iki porsiyon kebap yemişim. Üstüne bir de kabak tatlısı yemişim de böyle hazmedemedim, konuşamayacağım. Soda getireyim ben. Getir koş.
Bana bak, Onur Sezi görünce ne yaptı ha? Kesin böyle çok şaşırmıştır ha. Vallahi şok geçirdi. Marmut geçirmiş kadar. Hele Erol var ya, şokingen. Bir de ben şey deyince tabii, bir hafta sizde kalacağımı söyleyince yüzünü görmeniz lazımdı. Songül teyze. Soda getir bana da. Tamam anne. Songül teyzeciğim üzülme o kadar. Ben de sizde kalmak isterdim daha fazla ama annemle babam tatilden geliyorlar. Şimdi onlar da kalmayıp sizde kalırsam çok ayıp olur ya. Yok yok, çok ayıp olur. Saygısızlık olur. Sen şey yapma. Hatta sen oraya bile ziyarete gidebilirsin yavrum. Şey ablam. Peki siz ona görüntüleri gösterdiniz mi? Ha, ne dedi? Vallahi ben kamera kayıtlarını izlediğimi söyledim ona. Yani ona güvenmediğim için de özrümü de diledim. Yani o zaman barıştınız. Ya anne bilemiyorum. Haklı olarak bana kırgın yani. Çok soğuk davrandı. Ay bana da kırıldı. Ben biliyorum. Bana da kırıldı o. Anne kırgın olacak tabii. Bir adamı böyle sopayla kovalamadın kaldı kapının önünde. Yani etmediğini bırakmadın ya. Ne yapayım, kızımı koruyorum. Yarın öbür gün Gülşah'ın başına böyle bir şey gelse sen yapmayacak mısın? Ay Allah korusun, vallahi paralarım. Ha, bu kadar. Ben de aynı şeyi yaptım. Bir hafta. Yarası. Dediğim gibi anlıyorsun. Öyle hemen bir özürle benim gönlümü alacağını zannetti de. Öyle kolay değil ama. Yani bana inanmaması çok kırıcı bir kere. Yani Onur Bey haklısınız ama Lale Hanım da en nihayetinde hamile. Çok da fazla üstüne gitmemek lazım. Ya Samet zaten hamile olduğu için böyle davranıyorum. Yani o kadar konuşmasına izin verme sebebim bu. Yoksa zaten beni biliyorsun. Güvensizliğe hiç gelemem. En zayıf noktam bu. Biliyorum Onur Bey. İnadınız inattır. Ay benim Onur enişten vicdanlıdır be. Sen hiç merak etme, birkaç güne kadar toparlar kendini. Yarın sabah kahvaltı yapalım dedim. Şirkette işlerim var dedi bana. Tavır mı yaptı sana ya? Evet. Ay aman ne yapayım, kendi bilir ya. Naz. Kesin naz yapıyor. Yani senin onun nereye kadar zorlayacağını, nereye kadar ısrar edeceğini anlamaya çalışıyor. Olabilir. Öyle. Şimdi dedi ki yarın sabah beraber kahvaltı yapalım. Dedim ki benim yarın işim var, önemli toplantım var. Sonra yaparız, başka zaman yaparız falan. İnşallah bu durum onun aklını başına getirir yani. Hayır, ya sürekli ben çabalıyorum, sürekli ben bir şeyler için koşturuyorum, tamam mı? Yani böyle olmaz ki, biraz da o çabalasın. Biraz da o ilişki adına bir şeyler yapsın yani, lütfen. Hadi gidelim hadi. Buyurun. Ay vallahi Lale'cim kusura bakma ama yani adam sana böyle trip atmakta çok haklı yani. Hani adam seni mutlu etmek için neler yaptı ya? Bir takla atmadığı kaldı yani. Ay evet. Ay neydi o? Ayol kim yapar? O kemancı nereden çıktı Allah aşkınıza? Böyle Türk filmi gibi o kemancı çıkıyor, arkasından havai fişekler patlıyor. Ay tüylerim diken diken oluyor vallahi. Bu zamanda böyle erkek vallahi. Bak buldun değerini bilmiyorsun. Aynen vallahi ben Erol'den yani böyle bir hediye, bir çöp bile görmedim. Hediyesini bırak var ya, kendisi bir güzel laf edemez yani bana. Ama var ya, bak göreceksiniz benim adım da Filiz. Benim kıymetimi anlayana kadar, bu güzelim karısının kıymetini anlayana kadar ona dönmek yok. Aferin kız, vallahi hakkımızı geri alana kadar dönmek dönmek yok Filizce. Yani, ne olacak? Hak ettiğin zaman dönecek misin? Yok anne şey... Ben biraz şeyden, Filiz'den böyle gaza geldim de ondan. Vallahi, ay annem benim. Anne sen az önce şey dedin ya hani Lale'ye, Onur böyle naz falan yapıyor dedin. Vallahi çok haklısın ha, bence de ablacığım naz yapıyor ya. Evet. Madem işleri güçleri var, madem gelemiyor kahvaltıya, sen de burada bir güzel hazırlarsın. Onun ayağına götürürsün kahvaltıyı. İşte bak, işte bu anne taktiği. Yani... Olur mu ki anne? Ya olur, neden olmasın? Hem o sarıçı yanında iyice delirtirsin. Kimin şirkette olması gerektiğini görsün. Yani ben Erol'e kızgın olmasam işte giderim, kaçırmam yani de. Ya ona kızgın olmanla ne alakası var? Sonuçta orada çalışıyorsun. Ya onun için işi mi bırakacaksın? Ya
Olur mu öyle şey canım benim? Sen böyle giyineceksin, süsleneceksin tamam mı? Çıkır tıkır tıkır gideceksin böyle. Ne kaybettiğini anlayacak o be. Haklısınız vallahi. Hayır yani ben bir business woman'ım. İşle aşkı birbirinden ayırmam gerek. Bence de. Yarın sabah giyiniyorsunuz, kuşanıyorsunuz ve gidiyorsunuz tamam mı? Gidelim mi ya? Evet. Seher'cim çok teşekkür ediyorum. Bu harika bir haber. Yarın hemen ödülün hesabında. Kıvırcık Seher'im benim. Fikret? Ben? İnanmıyorum ama sana Fikret. Ben burada heyecanlı şeyler duyuyorum. Sen uyuyorsun. Pes. Ne oldu ki Yıldız? Lale ile Filiz Japonlarla olan yemeğe gitmişler. Lale Onur'a çok yakın davranmış. Barışmışlar galiba. Betül şu an bunalımdadır. Pelesu ne yapmış? Tabii ortamı hemen terk etmiş. Hadi ya. Ay inanmıyorum sana Fikret. Sen de bir öylesin bir böylesin yani. Lale ile Onur aralarını düzeltmiş diyorum. Sen ne diyorsun ama? Tamam Yıldız tamam. Yani Lale ile Onur arasını düzelsin de... Pelesu bunu hırs yapıp gidip anneme sözleşmeden bahsederse ne olacak? 2 dakika mutlu olmama müsaade etmedin Fikret. Bak yani tam mutlu olmuştum, sevinmiştim yine üzülüyorum. Yani hep karışık duygular içerisindeyim ben bu evde. Tamam hiçbir şey yaşama. Sen üzülme karıcığım, sen üzülme. Bizim için önemli olan Lale. Barışsınlar, bir an önce evlensinler. Evlensinler ama bu saatte bunları düşünme ya. Hadi gel uyuyalım, geç oldu. Uyu Fikret. Mutluluğumu boğazıma dizdin, uyu. Evet yani Pelinsu kesin çok hırs yapar yani. Evet ne yapacağız o zaman? Fikret inanmıyorum sana. Yani sendeki rahatlığın onda biri, bende olsa ben tığ gibi olurum ayol. Şimdi bak sinirden yine tatlı krizim geldi. Ne yesem acaba? Ay kazan dibi vardır belki. Ayol hadi ne zaman yatacağız? Lale de uyudu. Kaldınız yapıştınız şu çekirdeklere. Hadi toparlanın uyuyalım. Ay ben heyecandan uyuyamam ki ya. O sarı çıyan bizi yarın şirkette görünce ne yapacak acaba? Kız bana bak. Fotoğraf çekmeyi falan unutma ha. Sen ayıpsın Nilüfer, o bende ya. Ayıp ediyorsun, kaçırır mıyım yani? Ha. O zaman misafir odanız nerede? Yukarıda çatı katında güzel bir misafir odamız var. Çatı katı mı? Ya beni boğar orası ya. Başka yok mu oda? Yok canım be. Bu ev küçük zaten ya. Size başka bir ev mi alsak? Yani ben parasını neyse veririm. Yok canım sağ ol. Bize yetiyor ev. Anneciğim ben seninle yatayım. Filiz benim odamda kalsın. En güzel o. Ay vallahi. Yüzün kadar kalbin de güzelmiş yani senin. Ama biraz çirozsun. Filiz'ciğim ben sana odamı göstereyim. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kızın tek tahtası eksik ama galiba karbonhidrattan. Emir'ciğim, babaya kahvaltı hazırlayalım mı? Tamam, hadi hazırlayalım o zaman. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünümle sev. Her yanım aşksan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Ben kısmetin olmalıyım. Bir yaz yağmuru sevda. Bir yaz yağmuru sevda. Bir yaz yağmuru sevda. Aa,
Kızım Lale, bu ne koku? Ah! Ay! Kızım ne oluyor burada? Ay, pastane mi yaptın sen? Günaydın anneciğim. İnan, ay şaka gibisin vallahi. Kızım söyleseydin ben yardım ederdim sana biraz. Ya uzun böyle şey, zaten Onur'a kahvaltı hazırladım. Ay çok güzel olmuş, çok. Kızım yorulmadın mı? Hayır. Anne ben özlemişim mutfağa girmeyi ya. Hiç böyle enerjim o kadar yüksekti ki. Seve seve. Ay canım, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya, sen aslında sevdiğim birine kahvaltıya hazırlamayı özlemişsin. Haklısın anne galiba. Ay ben unuttum bile çoktan. Ya benim bir şeyden heyecanlanmam için galiba asansörsüz bir apartmanı mesela yürüyerek tırmanmam gerekiyor. Ne güzel. Anne ya inşallah beğenir bunları. Kızım beğenmez olur mu? Sen bir dandikten salata yapmışsın ona, onu bile aklından hiç çıkaramıyor adam ya. Evet, o da var doğru. Sen onu bunu bırak da ben bedavacılara şimdi ne hazırlayacağım? Bu kıza şey mi yapsam acaba, omlet menemen falan filan ha? Yok, ben Filiz'e zaten hazırladım burada. Zaten biz bir beraber çıkacağız. Nergis'le ablam da artık bunları yer çünkü fazla fazla yaptım. Ay süper! Ayol bana da dinlenmek düşüyor asla kızım da. Annesini düşünürmüş. Hadi bedavacılar! İki ayak üstüne düştünüz. Neyse ben de hazırlanayım. Saran, bir sakin ol. Öyle hemen yelkenleri suya indirmek yok. Hoş bulduk. Biraz da uğraşsın. Tabii. Ay Fikret. Çatlayacağım meraktan. Uyanmadı gitti. Acaba barışmışlar mıdır? Lale Onur'un ayağına gitmiş. Onur kesinlikle yumuşamıştır. Yani barışmasalar bile barışmak üzeredirler. Ay her günümüz bir attraction. Buna tansiyon mu dayanır? Bir iniyor bir çıkıyor, bir iniyor bir çıkıyor. Ah, günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın oğlum. Oğlum gelsene kahvaltıya. Yok anne, acelem var. Hemen çıkacağım. Hayırdır oğlum? Şirkette önemli bir işin mi var? Şirkete mi gidiyorsun yoksa Lale ile mi buluşacaksın? Anne Lale ile buluşacağım falan yok. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Hayır, böyle eskisi gibi seni toparlanmış böyle şık ve hoş görünce ben seni iyi görünce öyle düşündüm. Ha yok ya. Lale ile barıştığımız falan yok yani, öyle bir şey gelmesin aklınıza. Çok iş birikti holdingde bu ara. O yüzden. Hadi bakalım, afiyet olsun. Peki çocuğum, iyi günler. Günler. Kolay gelsin. Fikret. Bir şey anlatmadığı gibi kafamı daha da karıştırdı şimdi. Fikret sen bir an önce şirkete git. Ortalığı kolaçan et. Onur'a iş bahanesiyle yaklaşıp ağzını ara. Hadi. Ya Onur çocuk mu, ben ağzını arayayım ya, Allah. Ama Fikret lütfen, lütfen. Hadi hadi yürü. Tamam tamam. Şimdi. Yokmayı yiyemedim. Onur Bey günaydın. Günaydın Samet. Şirkete mi yoksa fikrinizi değiştirdiğinizde Lale Hanım'ı kahvaltıya mı götürüyorsunuz? Yani aslında şirkete gideceğiz ama ne yalan söyleyeyim, Lale'yi aramamak için kendimi zor tutuyorum şu an. Vay be Onur Bey. Bu lafları sizden duymak ne güzel ya, böyle kendimi zor tutuyorum falan. İşte bu aşk değil mi ya? Sürekli böyle kendinle savaşma hali. Ve sonunda sürekli yenilmek.
yenilgiyi sevmek, hüznü sevmek, mutsuzluğu sevmek. Aşk bu aşk. Ben bu duyguyu nerede görsem tanırım. Ben de size bir şey itiraf edeyim mi Onur Bey? Evet bakalım. Bu aşk size çok yakıştı. Neyse. Sen ne yaptın anlat bakalım. Vallahi kısmetse galeri açacağız. Sonra çıkacağım Nergis'in karşısına. Böyle bakacağım gözlerinin içine. Her şeyi anlatacağım. Affettireceğim kendimi. Hadi ya. Galeriyi açıyorsun demek ha? Kısmetse. Vallahi Onur Bey Allah yüzümüze güldü ya. Her şey o kadar kolay oldu ki böyle tereyağından kıl çeker gibi. İşi bırakıyorsun yani öyle mi? Aslında hiç istemiyorum Onur Bey ama... Nasıl olur bilmiyorum ki. Neyse Samet siz bir galeriyi açın. Tekrar konuşuruz tamam mı? Tamamdır Onur Bey. Hadi bakalım. Tamam sağ ol. Günaydın. Aa Filiz günaydın. Rahat uyuyabildin mi? Of vallahi bebekler gibi uyumuşum. Olmaz. Sen ne güzel olmuşsun böyle. Ay ben çok abartmadım değil mi? Yok yok yok. Hiç. Bence hatta sade bile olmuşsun. Yani sana böyle bir far mı sürsek? Ya da böyle ben makyaj yapayım mı sana? Ha yok. Yapma. Şimdi yaparsan ben sana benzerim ama sen tek olmalısın değil mi? Hadi o zaman çıkalım. Hadi. Ya Lale biz ne güzel bir ikili olduk be. Çak kanki. Yürü bakalım. Ha, onu da al üşüme. Hadi. Günaydın. 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 Of var ya. Yalnız siz böyle yaparsanız ben bu evden gitmem ya. Gördün Lale sana da yaptım merak etme. Ellerine sağlık ablacığım nefis olmuş. Afiyet olsun. Al bakalım bu senin. Ya kanki. Hepsinden var mı içinde? Var var biz seni aç bırakır mıyız Filizciğim? Seni de ellerine sağlık. Çok bayıldım. Her gün yap tamam mı? Hep bunlardan yaparım. Ne istiyorsun onu yaparım. İşten bayılacak vallahi ha. Hadi inşallah. Hadi ben sizi geçireyim. Tamam, yok bir tane şundan alayım. Dur. Tamam. Var ama ondan da var. Tamam. Otur anne Allah aşkına. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Selam söyle. Selam. Hadi. Çocuklar hala uyanmadı mı Betül? Bir git bak istersen şunlara. Bakmayayım Şadeciğim. Çünkü Filiz dün akşam lalelere gitmiş. Yani bu evde kalmamış hayatım. Lalelere mi gitmiş? Sebep? Sebep. Şimdi böyle Erol'la Filiz böyle ufacık ufacık çok önemsiz bir sebepten ötürü birazcık tartışmışlar. Filiz de bu eve gelmek istememiş ve lalelere gitmiş hayatım. Olmaz. Olmaz böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey yapıyorsa bile lalelere gitmesi doğru değil. Sen git konuş, gitsin Erol hemen alsın gelsin. Şadiciğim tamam sen hiç merak etme hayatım. Çünkü biliyorsun bu Filiz yani Filiz rahatına çok düşkündür. Yani bir geceden fazla yabancı bir evde kalamaz Filiz öyle. Ben biliyorum zaten bugün Erol Filiz'in gönlünü alacak. Yani onlar bugün barışacaklar yani. Alsın alsın, alsın mutlaka alsın. Seher uyanmadı mı Erol Ali? Erol Bey az önce çıktı. Çıktı mı? Çıktı mı? Hayret. İşte buna hayret. Benim ona sert çıkışacağımı anlayınca kaçtı demek. Hı-hı. Belki de anasına çektiği için, akıllı bir çocuk olduğu için de öyle bir şey yapmış olabilir. Ne yapsın yani yapacak bir şey yok. Ben şirkete gideyim de akıllı olmak ne demek bir öğreteyim ona. Ay Şadi. Ay ne kadar abarttın bu sabah. Allah Allah. Tamam neyse. Neyse tamam sinirimi bozmayacağım ben bunlarla. Benim çok önemli bir görüşmem var. Senin zaten görüşmen, dedikodun, gıybetin, entrikan bir türlü bitmedi ki Betül. Şadi, gerçekten kırılıyorum. Bak sana gerçekten kırılıyorum artık. Ha Şadi'cim ben ne yapıyorsam ailemizin geleceği için yapıyorum. Ben torunlarımızın geleceği için yapıyorum Şadi. Zaten gün gelecek, sen de döneceksin ve bana hak vereceksin Şadi. Sadece şu anda göremiyorsun Şadi. Onu zaten bir tek sen görüyorsun Betül. Hadi boğazıma dizsin. Bu sabahki kahvaltıyı boğazıma dizsin. Teşekkürler. Gideyim gideyim lan. Ben şirkete gideyim en doğrusu. Erol'um hayırdır ya? Sabah sabah ne bu keyif? Akşam iyi geçti herhalde ha? Yengeyle araları iyi yani. Filiz beni terk etti. Vallahi. Vallahi dımdızlak bıraktı gitti. Köşe gönderi gibi dikti beni. Ortada kaldım resmen. Ama huzurluyum da keyfim yerinde. Horlayan yok. Böğüren yok, öğren yok affedersin. Tepik atan yok hayatımda. Güne ve düne puanım 10. Ya nasıl şimdi? Hani bayağı böyle bırakıp anasının evine falan mı gitti? Ha yok, ananız, kaynananızın evine gitti. Onlarda kaldı dün gece. Eyvah!
Erol'um ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi kızlar onu bir dolduruyordur var ya. Bırak kızları, kaynana yemin ediyorum onun ağzından girip burnundan çıkıyordur ha. Yani geriye dönmesi zor olabilir, onu diyorum yani. Bunların hepsi feminist. Allah'ım, feminist mi bunlar? Ay inşallah, inşallah ikna etsinler de bir süre kalsın istiyorum. Oraya yerleşsin istiyorum. Yani ara ara dönmesin, telefonda konuşayım istiyorum arada. Çocuk juniorlardan haber alayım istiyorum. Ya bak Erol'um bir şey diyeyim mi? İlk başlarda hep böyle oluyor biliyor musun? Yani böyle bir havaya giriyor, yani ben tek başıma da yaparım. Oraya gitsin, buraya gitsin. Ya ne olur her türlü ben hallederim diyorsun ama... Ondan sonra böyle havası kaçan balon gibi sönüveriyorsun yani. Ben hani uyarayım da. Kim? Ben. Hava, balon, aşk olsun kurtiği. Sen beni tanıyamamışsın. Bizde öyle şeyler olmaz. Beni kendinle karıştırma. Vallahi ne bileyim Erol'um, ben uyarayım da yani. Sen uyar. Bana uyar. Keyfim yerinde. Mizah şov. Anlıyorum. İyi o zaman Erol'um. Ay mahalleden biri mi acaba ha? Yok. Mahalleden birisi olsa kesin duyardım. Ay hayır. Ay şirketten birisi. Ay vallahi kesin şirketten. Abla, ne konuşuyorsun kendi kendine? Nergis. Hı. Kurtuluş beni aldatıyor. Ne? Abla, emin misin? Hadi gel gel. Ya akşam Gülşah'la böyle telefonda konuşurken bir kadın böyle arkadan bahçede misin hayatım falan dedi ya. Ne? Ha kesin şirketten birisi bak vallahi. Abla yani şirketten biri olabilir, doğru söylüyorsun ama ben eniştemin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Seninle barışmak için 40 takla atıyor. Nerede? Ha? Ne yapıyor şu anda? Nerede, burada mı? Şuna bak ya, hayır önceden böyle en azından bir mercimek tanesi olsa kadar da bir tek taş bir şey alırdı, yemeğe götürürdü, bir çaya götürdü, bir şey yapardı. Ya şimdi baksana 10 gündür ne arıyor, ne soruyor, ne ilgileniyor, hiçbir şey yapmıyor herkes. Yani evet sessiz kalması pek normal değil ama. Ha? Ne yapmayı düşünüyorsun? Takip edeyim diyorum. Ha? İşten çıkınca ben bunu bir takip edeyim. Böyle ne de olsa dolu dolu o kadının yanına gidecek. O zaman da böyle onları basar yuvasını yaparım ben. Vallahi ben ne desem bilmiyorum ki. Deme Nergis. Sen zaten bir şey söyleme. Ben aklıma koydum, yapacağım bunu. Bana bak, sen anneme bir şey deme, tamam mı? Tabii tabii. Siz annenize hiçbir şey söylemeyin. Ama anneniz nasılsa buluyor işte. Duyuyor. Ah kurtuluş. Ah eğer bunu da yaptıysan elimden çekeceğim. Göstereceğim. Ben bu kızı takip edeyim en iyisi. Tek başına basmaya gitmesin. Beraber gideriz. Beraber. Ben bakarım. Efendim. Ah, iki bebek için siparişimiz var. Çok güzel. Ay bir kız bir oğlan. Harika, hemen hazırlıyoruz. Çok tebrik ederiz. Teşekkürler, iyi günler. Kızlar sipariş aldık. Bir kız bir oğlan, bebek için sipariş. Ay ne güzel değil mi? Ay ne güzel. Ablamı arayalım o zaman. Onun çok güzel fikirleri vardı ikiz bebek konusunda. Ablanı falan aramıyoruz. Yok yok, bence de aramızın kahvaltıdalar zaten. Onlar böyle biraz baş başa kalsınlar. Anne, sence iyiler midir ya? Ha? Çok iyiler. Bence süper iyiler. Bizim kızı böyle giyinmiş, kuşanmış falan görünce Onur Bey'in yağları eriyecek. Hadi biz kafamızı çalıştıralım, biz bir şeyler düşünelim. Günaydın canım. Günaydın anne. Neler oldu dün akşam yemekte, anlatmadın. Pelin Su. Öf, güzeldi anne işte. Yemek yedik, sohbet ettik. Sonra baş başa kalacaktık ki minik kuş ve o kız geldi. Neden gelmişler ki? Lale ile Onur ayrılmamış mıydı? Hayır anne, bilmiyorum. Yani düşündükçe çıldırıyorum. O dev ekran Erol'la benim konuşmalarımı duyup o kızı getirdi herhalde. İnanmıyorum ya. Tam her şey senin lehine döndü derken. Aa, kim geldi ki? Aa, Betül teyze gelmiştir ya. Dün akşam konuşmuştuk. Yarın gelirim demişti. Nerede anne? Ah canım benim, canım. Çok çok üzgünüm, çok üzgünüm Şebnemciğim yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay olanlara hala inanamıyorum. Of. Ben de inanamıyorum. Gene her şeyi berbat etti. O kızdan gerçekten nefret ediyorum.
Çok haklısın canım. Çok haklısın. Bak sabahtan beri düşünüyorum. Gerçekten şu an her şey çok farklı olabilirdi. Resmen gözümün içine baka baka Onur'un dudaklarına yapıştı. Ne? Bana inat yaptı. Aklınca düğünün intikamını aldı benden. Tamam, tamam canım. Bak biz ne yapacağız? Biz şimdi sakin oluyoruz, tamam mı? Biz onun meydan okumasını gördük. Şimdi sıra bizde. Düşünelim ve daha güçlü bir hamle yapalım. Yapalım. Yapalım tabii de. Önce sizin evdeki şu dev ekrandan kurtulmamız lazım. Çünkü şirkette Erol'la ne konuşursak o planlarımızı mahvediyor. Perinsucuğum kusura bakma ama siz de Erol'la bu konuda biraz daha dikkatli olmalıydınız. Bak Filiz bu sebepten ötürü Erol'a çok kızgın ve evi terk etti. Ha, ne güzel, ne güzel. Keşke şirketi de terk etse. Hatta ülkeyi terk etse çok güzel olacak. Neyse canım, neyse, neyse tamam. Şimdi bak bizim konumuz bu değil, tamam mı? Biz düşünelim ve başka bir şeyler bulalım. Daha net şeyler, daha güçlü hamleler. Benim aklımda zaten bir şeyler var. Bu sefer kendim halledeceğim. Ve emin olun geçenki kadar iyi olmayacağım. Eğer sen geçen seferki konuşmanı iyi olarak adlandırıyorsan... hani bu sefer sanıyorum bayağı kötü bir şey buldun. Ay, heyecanlandım kız. Anlat bakayım ne buldun? Şimdi ben diyorum ki... Güzel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lale Hanım, Onur Bey'in eşi. Siz de hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ay Filiz, biz iyi mi yapıyoruz böyle? Şimdi ben bu kızla karşılaşmayayım. Ay inşallah karşılaşırız ya. Dünkü darbeden sonra bugün de bir darbe alınca bir daha yerinden kalkamaz. Nakavut, nakavut. Ay hadi şöyle salın, bir yürü de Onur Bey'in müstakbeleşi kimmiş? Benim Lalem kimmiş herkes görsün. E iyi o zaman. Ha bir de kafana takma sakın. O kız sana bir şey söylemeye kalkarsa karşısında beni bulur. Rahat ol. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi Pelinsucuğum şimdi ben ne diyeyim? Bu çok çok önemli bir hamle. Yani bu işe yarar mı? Evet yarayabilir. Ama bu birdenbire çok ters de tepebilir. Yani bilemiyorum. Yani ben şu anda düşünemiyorum yani. Evet farkındayım. Ama bu riski göze almak zorundayım. Ben böyle bir şey yapmana kesinlikle karşıyım Pelinsu. Ne yapayım anne, ne yapayım? Gözümün önünde aşk yaşamalarına izin mi vereyim? Kusura bakma ama benim oyuna sen soktun ve sonuçlarına benimle birlikte katlanacaksın. Pelinsucuğum lütfen biraz sakin olur musun? Bak öfkenin mantığını kapatmasına izin verme. Şu an bunu yapıyorsun. Hani ben diyorum ki acaba böyle suların durulmasını mı biraz beklesek? Evet kızım ben de bunu söylemek istiyorum. Tabii ki ben sonuna kadar senin yanındayım ama kesinlikle sakin ve mantıklı olmak zorundasın. Eğer dönüşü olmayan bir yola giriyorsak hedefe mutlaka ulaşmalısın. Kesinlikle. Bak bizim çok doğru bir strateji belirlememiz gerekiyor. Tamam mı? Bir bırak ben de gideyim. Bir düşüneyim. Tamam mı Pelinsu? Tamam. Ama fazla dayanamayabilirim. Tamam Pelinsucuğum. Tamam. Neyse ben şimdi hazırlanayım şirkete geçiyorum. Tamam kızım. Size iyi günler. Sakin ol Pelinsu lütfen. Ha şükür. Onur Bey odasında mı? Evet Filiz Hanım. Lale, Onur Bey'in eşi. Öyle mi? Çok memnun oldum. Buyurun, Onur Bey odasında haber vereyim. Teşekkürler. Ha verme, verme. Sürpriz yapacak çünkü. Tabii, buyurun. Sarı Çiyan daha gelmemiş herhalde. Aman gelmesin ya. Şeytan görsün onun yüzünü. Vallahi ben karşılaşmak için can atıyorum. Senin Onur'la baş başa kahvaltı ettiğini duyunca var ya... tırı çarpmışa dönecektir. Ay ama sen böyle koca şimdi güzel güzel kahvaltını et, kafanı hiç takma. Haşereleri bana bırak. Ay Onur beni görünce şaşıracak değil mi? Bence mutluluktan havaları uçacak be. Dibi düşecek, dibi seni görünce. E, gideyim ben o zaman. Gitti. Gel. Günaydın. Günaydın. Müsait miydin? Tabii müsaitim de yani şaşırdım bir an. Arayıp haber vermediler geldiğini. Sürprizde olsun dedik. Kahvaltı getirdim sana. Aç mısın?
Sabah çok erken geldim. Sadece bir kahve içmiştim. Yani açsaydım. Tamam. Ben hemen hazırlayayım sofrayı. Ay, kırmadan tabii. Üstümü de çıkarayım da rahat rahat şöyle. Oğlum ne öyle sırıtıyorsun? Biraz ciddi dur. Bak iki dakikada gevşiyorsun ya. İki dakikada. Ne demişler? Erkeğin kalbine giden yol. Ay aman Lale. Ne midesi? Biraz sempatik ol. Tut çeneni ne olur tut. Yok ya. Görünce sinir minir kalmıyor. Allah'tan dün akşam ciddiydim de. Yine bir havam var şimdi. Tabii. Evet. Buyurun. Oo. Çok güzel görünüyor. Annenin ellerine sağlık. Teşekkür ettiğimi söylersin. Annem mi? Bunların hepsini ben yaptım. Sen mi yaptın? Yani kekleri, börekleri, sandviçleri falan hepsini sen mi yaptın? Evet, hem de emek emek. Sen kalktın benim için, sabah kahvaltımı hazırladın. Erkenden uyandım, bunların hepsini senin için hazırladım. Hatta senin için taze portakal suyu sıktım. Bu içilecek. Bunlar hep C vitamini. Kendine de koy. Yemek konusunda hep yarışıyorum zaten. Yani ona hiç şüphem yok. Ben o zaman bir an önce başlayayım çünkü ne olur ne olmaz. Bir bakarsın hepsi bitmiş. Nasıl kalmaz? Abartma Onur. Ben zaten çok çok yaptım hepsinden. Ya tamam iki canlıyım. Birkaç pirtik bir şeyler yerim şuradan da bitirmem yani. İyi tamam. Siz iyisiniz değil mi bu arada? Çok şükür iyiyiz. Çok güzel. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Gerçekten beğendin mi? Gerçekten beğendim. Tamam. Ben o zaman her sabah sana kahvaltı hazırlarım. O kadar değil canım. Ben vicdansız mıyım? Müsaade etmem seni öyle her sabah yorumlamana. Geçen zaman gözümde büyüyor şu anda. Aha! Kim gelmiş? Allah'ım karım gelmiş. Geri mi dönmüş? Hoş gelmiş. Geri falan dönmedim Erol. Ben bir businesswoman'ım. İşimin başına döndüm sadece. Hayatım bir tanem abartıyorsun ama gerçekten. Hadi artık çok yorulduk. Bence artık barışalım, sulh olalım. Hemen cıvıma. Lütfen hemen cıvıma. Burası bir iş yeri. Bir tanem bak gerçekten çok perişanım. Sensiz gözüme uyku girmiyor. Kes af kurma. Af kurma o ne be? Ne bileyim ben çocukken anneannem söylüyordu çok konuşunca. Ayrıca sen uzatma da bir çay söyle. Lale'mi yaptı. Kahvaltılıklardan yiyeceğim ben. Tabii hemen derhal söyleyeyim bir tane. Alo. Benim hayatımın anlamı hanımıma bir tane açık çay istiyorum. O kadar açık söylüyorum. Evet teşekkürler. Aha. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Benim en şey sinir olduğum hareket bu ya. Niye yemeğime göz dikiyorsun? İnsan karısını şu kadarcık tanır ya. Hayır sen nasıl bir kocasın? Hayır, neden hoşlanıyorum, neden hoşlanmıyorum, niye sinirleniyorum, niye sinirlenmiyorum bunların hepsini bilmek zorundasın sen ya. Hayatım sen bayağı hırçınlaşıyorsun ama ele vurmak ne lütfen çok hırçınlaşıyorsun. Bak babylerimiz üzülecek. Şu anda sözlü şiddete maruz kalıyorlar dolaylı olarak. Ne dolaylısı? Ben direkt sana söylüyorum yani. Ayrıca sen ne pısırıksın ya. Önceden annenin arkasına sığınıyordun şimdi çocuklarının arkasına sığınıyorsun. Kırıcı oluyorsun ama. Kırıl. Ben kırılmıyor muyum Erol? Ha ben kırılmıyor muyum? Ayakları yere basan böyle sağlam güçlü yapımın altında nasıl minnak bir kalp var biliyor musun? Ama sen göremedin. Göremedim karım, göremedim hayatımın anlamını. Gerçekten çok özür dilerim. Göremedim, kör olaydım da göreyim. Erol, sen beni hak etmiyorsun. Ayrıca çocuklarını düşünüyorsan önce karını mutlu edeceksin. Söz, vallahi söz. Edeceğim, söz veriyorum edeceğim. Ah geldi işte drinkin. Sağ ol canım. Çok teşekkürler. Anlat bakalım gecen nasıl geçti? Rahat kalabildin mi? Vallahi gayet rahattı yani. Sağ olsunlar çiçek gibi bakıyorlar bana. Sabahta kalktık Lale'yle şirkete geldik.
Lale şirkette miymiş? Ne oldu? Olamaz mı? Yo. Bu bilgiyi hemen anneme vermem lazım. Hadi hadi sen işlerine dön bak ya. Benimle ilgilenme. Arkamdan falan iş çevireceksen ama durma yani. İş çevirebilirsin. Aşk olsun ama ne arkandan iş? Aa lütfen. Ben öyle bir insan mıyım? Bir çay daha söyleyeyim mi? Yok işte bak. Ben şimdi biraz gidip Pelin Su'ya laf sokacağım. Geldi mi şirkete? Aa ben ne bileyim Pelin Su'yu, bana ne? Hiç ilgi alanında bir kız değil. Kenafir gözlü. Beni kandırma sen bilirsin. Tıpılacağım. Neyse ben çıktım. Rahmetli dedem. Ahmet Sarı. Başın sağ olsun. Sağ ol. Aslında dedene benziyorsun biliyor musun? Ah dedem ah. Dedem çok şey bilir söyledi biliyor musun? Çok iyi kalpliydi, yardımseverdi. Kimseyi kırmazdı. Ne güzel. Nurlar içinde yatsın. Amin. Ben ondan çok şey öğrendim Lale. Dedem çok çalışırdı. İş hayatında hiç şansa inanmazdı. Bana hep gerekirse sabahlara kadar çalışacaksın. Gece gündüz çalışacaksın. Ama hiçbir zaman bundan yüksünmeyeceksin. Hiçbir zaman hayıflanmayacaksın. Hatta hep şükredeceksin derdi. Ne kadar doğru söylemiş. Sonuçta her şey emek vermekle oluyor. Ne kadar çok emek verirsen karşılığını o kadar güzel alırsın. Öyle olur değil mi? Dedeni tanımak isterdim. Yani İsmet babaanneyi çok seviyorum. Çok iyi biri. Hatta ailede en çok onu seviyorum diyebilirim. Yanlış anlamazsan tabii. Babaannem de seni çok seviyor. Şadi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Şadi Bey. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun Şadi Bey. Abi. Ne işin var senin burada Şadi? Çocukları görmeye geldim. Ah, ben de. O zaman gel beraber görelim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Abi ne oldu? Yani şirkete gelmeyeli buradaki çalışanlar iyice gelişmiş. Aa, bizim çocuklar bunları az mı çalıştırıyor yoksa oturmaktan bu hale gelmişler? Abicim ya. Yani 40 yılda bir şirkete geliyoruz zaten. Şimdi burada bunları konuşmasak mı acaba? Ya ne yaptım Şadi ya? Çalışanlar hakkında fikir terapisinde bulunuyorum. Bir şey değil ki. Neyse hadi gel. Hadi gel biz şey yapalım. Aa! Baba! Amca! Oğlum! Hoş geldiniz. Size hangi rüzgar attı diyeceğim ama sizin buraya gelmeniz için rüzgar değil, kasırga lazım. Evet oğlum. Sen evden benden habersiz çıkınca evde hafif çaplı bir kasırga kopmadı desem yalan olur. Ay babacığım hayır öyle değil. Onu öyle düşünmeyin. Acil toplantım vardı. Bir anda çıkmak zorunda kaldım. Kaçmış gibi göründü. Hayırdır Şadi? Abicim Filiz'le araları açılmış da birazcık. Filiz evi terk etti. Laleler de kalıyor. Abi biz dururken. Yani yanlış anlamayın. Tabii ki evi terk etmesin de. Yani biz dururken orada kalması biraz tuhaf. Tuhaf. Tuhaf amcacığım. Gerçekten çok tuhaf da. Bunlar da anlaşıyorlar. Kankisiymiş bunun. Hamileler ya birlikte. Badim diyor. Vallahi yine de tuhaf. Bence Filiz'le bir konuşmanız gerekiyor. Hatta Betül'e söyle, o arasın. Abi aman aman, aman aman. Şimdi Betül, Songül Hanım'ı arasa herkes birbirine düşer vallahi. Hiç gerek yok. Ya haklısın. Betül'e bu konuda hiç güven olmaz. Aman tamam amma abarttınız. Bir şey olmayacak merak etmeyin. Filizciğim de bu akşam kendi iradesiyle evine gelecek. Aa gelecek mi? Tabii. E iyiymiş. Ben de sen ikna edememişsindir. Filiz'i ben ikna edeyim diye buraya gelmiştim. Şu cazibeye direnecek kadının alnını karışlarım. Aman ne karışlarsak karışla da bir an önce barışın ya. Bu işi halledin. Ben de bu yüzden buradayım. Onur'u merak ediyorum. Yani Lale ile barıştı mı bilmiyorum ki. Evden hiçbir şey söylemeden çıktı. Ay hiç merak etmeyin amcacığım. Hiç kaygı duymak yok. Bir odada ağız ağza kahvaltı ediyorlar şu an. Allah'ım. Çok sevindim. Demek ki barıştılar. Allah Allah. Barıştılar. O zaman ben onlara hiç görünmeyeyim tamam mı? Yani bu işi bilmiyormuş gibi davranabiliriz. En doğrusu.
Abi ben de bilseydim bu akşam döneceğini ben de gelmezdim. Ben de onun için geldim zaten. Tamam o zaman şimdi ben eve giderken kulübe uğrayacağım. İstersen sen de gel. Ben bir biraz daha burada bir kalayım da. Belki gelirim abi sonra. Tamam. Hadi bakalım hoşça kalın. Çok sevindim. Çok güzel haber verdin bana. Günaydın palyaço. Gel benim odamda devam et ya makyaja. Hayret bir şey şirketin ortasında. Topla kızım şunları ya. Günaydın hanımefendi. Sizi yerinize göremedik, merak ettik. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi canım yerine ya. Hop 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 hop. Vallahi diyordum ki bu kız dün geceden sonra şirkete gelmez. Ama yine buradasın. Niye gelmeyecekmişim minik kuş? Pardon ya, ben senin bu kadar yüzsüz olduğunu unutmuşum. Filizciğim bak gerçekten çok işim var. Senin gibi bu şirkette tek işim dedikodu değil. Bir dakika. Senin bu sinirin şimdi planların alt üst oldu diye mi? Yoksa Lale Onur'u herkesin içinde öptü diye mi? Hayır öyleyse yani. Yakında evlenecekler. Sabah akşam mucuk mucuk alış yani. Hele bir evlensinler. Onu bir görelim de ondan sonra konuşuruz. Coming soon canımız. Merak etme. Göreceğiz minik kuş, göreceğiz. Ay neyse dev ekran gibi dikilme karşımda. İşlerim var benim. Bir dakika. Eğer onun odasındaysa işin, onun şu anda meşgul. Göremezsin. Karısıyla kahvaltı yapıyor. Ne yapıyorsun ya sen? Ay vallahi fotoğrafını çektim. Ay favori fotoğrafım oldu yani. Lale gerçekten burada mı? Burada da sen şimdi buna niye şaşırdın ben onu anlamadım. Kocasının şirketi istediği zaman gelir, istediği zaman gider. Ayrıca alış, yakında burada çalışmaya da başlar. Ne iş yapacak bu şirkette? Çiçekleri mi sulayacak? Yok canım, ilk işi seni buradan şutlamak olacak. Hadi bay Filiz, dayanamıyorum. Merhaba, sabahtan beri ben dikkat ediyorum senin bu kaçıncı kahven ya? Ha? Yediniz bitirdiniz şirketi. İlla ben başınızda duracağım. Allah Allah ya. Deneyecektin mi oğlum? İnşallah öyle düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Gerçekten şöyle bir bakıyorum. Babacığım. Sen. Ay vallahi bir gün görmemişim. Özledim sizi yani. Aa ben de özledim vallahi. Ben sırf seni merak ettiğim için buraya geldim. Gerçekten mi? Evet ama akşam dönüyormuşsun çok sevindim. Yo ne alakası var nereye dönüyormuşum ya? Nasıl yo hayatım kelebeğim lütfen. Kelebeğim mi? Lütfen babanızın yanında şımarmayın Erol Bey. Vallahi bu kadar basit mi yani? Ben kırgınım dargınım ben yaralı bir ceylan gibiyim babacığım. Lütfen siz de kusura bakmayın yani. Ben lalelerde kalacağım. Annemler dönene kadar annemler dönünce annemlerde kalacağım. Filizciğim bir tanem abartıyor olabilir misin acaba? Ne olur aşkım hayır ne olur abartma lütfen hadi bu kapatalım bunları ne olur. Kızım Filizciğim Erol sana ne yaptı? Gel şurada konuşalım istersen. Burada da anlatabilirim. Kendisi Pelin Su'yla birlik oldular ve Onur'la Lale komple kurdular. Komplo. Ben seni şimdi bir düzelteceğim. Benim arkamdan yalan söyledi, iş çevirdi. Tabii ben zekiyim, yetenekliyim yani. Dedektif kişiliğimi konuşturdum. Bunları gizli gizli dinledim. Her şeyi çözdüm babacığım. Aa, sen gizli gizli bizi mi dinledin kapı aralarından Hafiye gibi? Helal olsun sana. Giderek beni hayran bırakıyorsun kendine Filiz Sultan. Hayran olunacak daha ne özelliklerim var da. Sen de onu görecek göz yok. Çocuklar, şimdi burada böyle şirketin ortasında tartışmasanız mı acaba diyorum. Kızım sen de gel akşam. Tamam babacığım, siz de uzatmayın lütfen, tamam. Yani sizin de kalbinizi kırmak istemiyorum ben. Hem zaten hamiş hamiş, daha fazla da gerilmeyeyim. Kararım kesindir. Kızım, sen zaten gerilme, üzülme. Sen nerede istiyorsan orada kal, tamam mı? Yeter ki sinirlenme. Ya canım babam benim. Gelin ben sizi geçireyim. Bu arada ben şirkete bayıldım. Burada çalışmak çok keyifli. Heh, önden söz buyurun. Neyse, ben artık gideyim. Seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Lale kalsana, benim çok önemli bir işim yok ki. Ya olsun. Burası iş yeri sonuçta. Yine gelirim ama. E tamam, beklerim her zaman tabii. Tamam. Bu arada çok güzel bir sofra kurmuşsun. Güzel bir kahvaltı hazırlamışsın. Ellerine sağlık, teşekkür ederim. Afiyet olsun, beğenmeni çok sevindim. Beğendim. Ay pardon. Efendim? Hangi hastaneden? Ha, ya ama biz doktor hanımla hafta sonu için randevulaşmıştık. Bugün. Bir saniye ben bir işime sorayım. Doktor hafta sonu yokmuş da bugün 3'te gelebilir misiniz diyor. Tamam gideriz.
Sonra söylüyorum. Tamam de. Tamam, biz geliyoruz o zaman. Tamam, tamam, getiririm. Kolay gelsin. Ne istiyorlar, neyi getiririm dedin? Şey, eski test sonuçlarını istiyorlar. Tamam, giderken onları da götürürüz. Götürürüz, götürürüz de onlar senin evde... Bizim odada çekmecenin içine koymuştum ben onları. Bizim odada. Tamam, o zaman buradan çıkınca eve uğrarız, onları alırız. Beraber hastaneye gideriz. Anlaştık. Tamam, zaten çıkalım, anca yetişiriz. Tamam. Şule, ben çıkıyorum. Evrakları da imzaladım. Masamda, oradan alırsın. Tamam Onur Bey. Bu arada tanıştırayım. Eşim Lale. Aa, öyle mi? Çok memnun oldum. Şule asistanım. Çok memnun oldum. Allah mesut etsin. Gerçekten çok yakışıyorsunuz. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ben bir daha dönmeyeceğim holdinge. Sen bir şey olursa ararsın. Peki Onur Bey. İyi günler. İyi günler. Şaka. Bu kadarı da fazla. Ya resmen boy göstermeye gelmiş. Benim beklemeye niyetim yok. Ben bu akşam bu işi halledeceğim. Vallahi dün geceden beri uyumuyorum ha. Çok heyecanlıyım. Şu açılışı bir an önce bir yapsak. Ya yapalım, yapalım. Ben de çok heyecanlıyım da bacanak şu daha ismi bulamadık. Hani bir ismi bulalım, tabelayı mabelayı ona göre yaptıracağız yani. Ha bu arada bak ne diyeceğim. Şimdi açılışı yapacağız ya. Gelen misafirlere diyorum ki hani yani ne bileyim böyle araba anahtarlığıdır, araba kokusudur falan hediye edelim ha. Havalı olur. Vay çok iyi düşünmüşsün. De isim ne olacak? Vallahi ne bileyim bacanak hani düşünüyorum bazen şey gibi geliyor bana hani. Galeri Kurtuluş. Nasıl? Galeri Samet de güzel. Yok oğlum isim koymayalım yani isim koyunca çok sıradan oluyor. Başka bir şey koymak lazım. De ne olacak? Böyle bizi yansıtan bir isim olmalı bacanak. Doğru diyorsun bacanak da ne bileyim. Ne olabilir ki bacanak? Vallahi böyle düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor bacanak. Nasıl olacak bacanak? Ne bileyim mi bacanak? Ben dün geceden beri düşünüyorum bacanak. Buldum bacanak. Ne buldun bacanak? Ben bacanak buldum. Ne buldun bacanak? İşte bacanak buldum. Tamam da bacanak ismi ne buldun? Ulan buldum diyorum işte bacanak bacanağı buldum diyorum. Galeri bacanak. Galeri bacanak var. Nasıl? Vallahi çok havalı. Daha da havalı olsun mu? Bacanaks, apostrof S. Genel kültür, İngilizce, ayıktın. Bacanaklar manasında. Ha. Şey yapıyorum böyle hani İngilizce şey yapıyor diye. Yemin ediyorum oldu bu iş. İçelim. Galeri Bacanaks. Of. Bak ne kadar zaman oldu. Hala aradığı sorduğu yok. Ay. Ben dayanamayacağım arayacağım anne. Hadi ara bir bakalım. Efendim abla. Heh. Ablacığım. Ay neredesin sen ya? Niye bizi aramıyorsun? Meraktan çatladık burada. Ne yaptın? Götürdüklerini beğendi mi? Etkilendi mi? Ha? Barıştınız mı? Ne yaptınız? İyiyim abla. Ha, anladım. Hala yan yanasınız. Tamam. İyi o zaman dur. Bak ben sizi meşgul etmeyeyim. Hastaneden süsleme için aradılar. Sen bizi merak etme. Biz hazırlığı yapıyoruz. Sen keyfine bak. Tamam mı ablacığım? Tamam abla. Tamam ablacığım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ablam. Barışmışlar değil mi? Vallahi öyle gibi anne. Böyle sesi de pek iyi geliyordu. Hala yan yana olduklarına göre. Ay, iyi bari ya. Anne bak, hazır barıştılar. Evlenmeye ikna edelim bunları ya. Bence de çünkü her seferinde yeni bir şey çıkıyor. Her seferinde yeni bir şey çıkıyor. Çocuklar ne diyeceğim? Acaba Onur'un gönlünü almak için Onur'un akşam yemeğine davet etsem mi? Ha ne dersiniz? Ha, peki Yıldız Hanımları? Tabii Yıldız Hanımlar da var ama önce Onur'un gönlünü alayım. Doğru, onun da gönlünü almam lazım. Ay ne gereksiz gerildik. Ne demişler işte öfkeyle kalkan zararla oturur. Tam örneği benim. Ya anne olan oldu yapacak bir şey yok. Ayrıca Yıldız Hanım da evlenmelerini istiyor. Sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Tamam tamam. Önce Onur'u davet ediyoruz yemeğe. Ondan sonra Yıldız Hanım'ı davet ediyoruz. Hep biz davet veriyoruz çünkü yüzümüz kıpkırmızı.
Çünkü onlara bakacak gücümüz yok. Tamam ama anne şey yapalım önce. Lale gelsin, ona da bir danışalım, ona göre organize olalım, tamam mı? Tamam tamam. Demek ki ne yapacağız? Elimizi çabuk tutacağız. Fazla bir şey kalmadı zaten. Ay evet, bunlar çok güzel olmuş ama. Hadi hadi çabuk çabuk. Yıldız, barıştıklarına emin misin? Öyle düşünmekteyim anneciğim. Yani zaten dün akşam Japonlarla aynı yemeğe birlikte katılmazlardı öyle olmasa. Onur biliyorsunuz pek bir şey anlatmaz ama o kadar mutluydu ki ben anladım anneciğim. Bilmem ki. Vallahi bu sefer pek ciddi görünüyorlardı. Lale de Onur da. Evet anneciğim. Anneciğim bugün Fikret bilgi almak üzere, Onur'la konuşmak üzere şirkete gitti. Geldiğinde her şeyi öğreniriz. Hadi inşallah iyi haberlerle gelsin. İnşallah. Ha Fikret. Ha, merhaba. Hoş geldin Fikret. Hoş bulduk. Anneciğim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Konuştun mu Onur'la? Ne yaptın? Barışmışlar mı Fikret? Hadi anlat. İşin doğrusu Onur'la konuşamadım. Çünkü çifte kumruları rahatsız etmek istemedim. Birlikte kahvaltı ediyorlardı. Ay. Affedersin Fikret. O zaman sen bu kadar saattir ne yapıyordun Allah aşkına? Gelirken kulübe uğradım. Yani... Bravo Fikret. Ben burada meraktan 9 doğruyum. Sen yani kulüplerde şey etmeseydin. Anneciğim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şerife. Annem evde mi? Evde Onur Bey. İsmet Hanım da burada, salondalar. Öyle mi? Lale'cim önce bir merhaba diyelim o zaman. Olur. Onurcuğum, Lale'cim. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Merhaba. Babacığım. Öpeyim. Bu ne güzel sürpriz böyle çocuklar. Lale kızım, nasılsın? İyiyim, her şey çok yolunda. Siz nasılsınız? İyiyim, sizi böyle gördüm. Çok daha iyi oldum. Biz de çok sevindik. Onurcuğum, barıştınız değil mi? Bir sorun yok. Yok babaanneciğim. Her şey yolunda, barıştık. Ama gene de şöyle bir sarılın, öpüşün, bir göreyim. Maşallah, maşallah. Gerçi bahsetme dedin ama söylemeden edemeyeceğim. Çok güzel bir hediyeydi. Çok teşekkür ederim. Bir de şey var ya, bir not yazmışsın. O da çok anlamlı. Çok hoşuma gitti yani. Not mu? Hı-hı. Laleciğim, onu sen mi yaptın? Evet babaanneciğim. Lale'nin ellerinden. Maşallah. Çok yeteneklisin kızım. Çok yeteneklisin. Teşekkür ediyorum. Bak ne diyeceğim Onur. İş yerinde de Lale'nin bu güzel yaratıcılığından faydalansan, beraber çalışsanız sana yardımcı olur. Peyzaj, dekorasyon, bahçe düzenlemesi gibi konularda ondan fikir alabilirsin. Yok İsmet babaanne, yani ben öyle kendi çapımda böyle minimal şeyler tasarlıyorum. O bana çok ağır gelir. Yapabilir miyim onu bile bilmiyorum. Niye beceremiyorsun kızım? Önemli olan senin hayal gücün kızım. Çalışınca çok daha büyüklerini yapabilirsin. Onur'un senden öğreneceği çok şey vardır eminim. Biz rahmetli eşimle hep iş konusunda da konuşurduk değil mi? Benden hep fikir alırdı. Fikirlerimi de uygulardı. Dinlerdi beni yani. Doğru, doğru. Yani gerçekten rahmetli babam her şeyi anneme sorardı. Arsa mı alınacak? Yani binaların içi mi boyanacak, dışı mı, hangi renk olacak, mutfaklar, kilerler, her şeyi anneme sorardı. Ya? Vallahi ben Lale'nin zevkine her zaman güveniyorum. Fikirlerine de her zaman açığım. Birlikte çalışmanız çok güzel olur. Hem Songül Hanım da size yardımcı olur. Birlikte çok güzel şeyler yapacaksınız eminim. Olabilir babaanne. İnşallah. Tamam. İnşallah. Neyse biz müsaade alalım o zaman. Bizim bir doktor randevumuz var. Dosyamız evde kalmış, onu almaya geldik. Kontrol için gidiyorsunuz değil mi? Hı hı, kontrole. Ah çok güzel, iyi çok güzel. Gene gel Lale'cim, bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Aa, temelli gelsin artık canım. Bir an evvel halledin şu nikah işini. İnşallah babaanne, halledeceğiz. O zaman biz kalkalım. Kendinize iyi bakın.
Güle güle. Yine bekleriz Lale'cim. Bu sefer tamam. Bu sefer bu iş tamam. Evet evet anneciğim bence de. Ama yani aynı iş yerinde olur mu? Onu bilemedim anneciğim. Hatırlarsan Yıldızcığım, yeni evlendiğinizde sen de şirketten hiç çıkmazdın. Ben de o suyu aldım, sen keyfine bak. Bu teraryum buraya nasıl geldi? Acaba? Bahsettiğin notta ne yazıyordu kim bilir? Ah bu işte annemin parmağı yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ne zaman gönderdi acaba? Ay kesin geçen tartışmamızda. Ay o yüzden Onur buraya eşya almaya geldiğimde bana yakın davrandı. Ondan özür dilediğimi düşündü. Biz bundan sonra hiç kavga etmeyelim seninle, tamam mı? Etmeyelim, etmeyelim de onu nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Bence biliyorsun. Biliyor muyum? Hı hı. Yani benim haklı olduğumu, senin de haksız olduğunu. Haksız olan ben miyim? Ben haksız olacak ne yaptım ki? Lale, hangi konuda haksız olduğunu sormuyorsun değil mi bana şu an? Evet, soracağım. Şaka yapıyorsun değil mi? Dünkü konudan bahsediyorum Lale. Ne hatası ya? Bir dakika. Asıl hatalı olan sensin. Ben miyim? Lale sen ne yapıyorsun ya? Bir öylesin bir böyle. Ben anlamıyorum ki ne yaptığını. Eğer amacın beni delirtmekse... bu sefer de ben aynı yerde seni alkışlıyorum. Bravo, başarıyorsun çünkü. Sen bana dengesiz mi demeye çalışıyorsun? Ben anlamadım. Çalışmıyorum Lale. Söylüyorum. Sen dengesizsin, tamam mı? Hatta sen benim hayatımda gördüğüm en dengesiz insansın. Ay o yüzden bana dengesiz dedi. Ah anne, ah! Sana inanmıyorum. Lale. Sen iyi misin canım? İyiyim. Nasıl açtın bu kadar güzel? Nasıl verdin o çiçekleri? Ne çok da açmışız. Aman ne çok da sevmişiz yerimizi. Ah güzelim. Buradan da mı veriyormuşsun? Ay! 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 Ödüm patlattınız. Ah! Songül Hanım korkuttum, kusura bakmayın. Ne güzel konuşuyordunuz çiçekli öyle. Annem de küçükken çiçeklerle konuşurdu. Bir anda ben böyle çocukluğuma döndüm yani. Ay öyle mi? Ay, anneniz de benim gibi biraz çatlak mı? Şeymiş yani. Biraz tahtası eksikmiş ha. Ona biraz ince ruhlu diyelim. Peki öyle olsun. Ben böyle bir anda çat kapı geldim ama rahatsız etmedim umarım. Ay estağfurullah olur mu? Çok memnun oldum. Çocuklar bak kim geldi. Ah merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şadi Bey ne ikram edebiliriz size? Ne alırsınız? Zahmet olmazsa bir sade kahvenizi alırım. Çok güzel. Nilüfer hadi canım. Hemen yapıyorum anneciğim. Hadi güzelim. Sade kahve hazırla. Burası ne kadar güzelmiş ya. Ben gerçekten hayran kaldım. Öyle mi? Ay beğenmenize çok sevindim. Ya gerçekten tam benim hayalimdeki ortam. Ben toprakla uğraşmaya bayılırım. Ama bizim Betül sevmiyor işte pek. O yüzden de vakit olmuyor. Aa. Allah Allah. Ayol toprak sevilmez olur mu? Ne bileyim bana göre toprak demek nefes almak demek. Toprak demek huzur demek. Hayat demek kısaca. Ya işte tam aklımdaki cümleler. Oo, bonsai'niz de var. Tabii siz bayağı çiçekten anlıyorsunuz. Ya, şunun güzelliğine, naifliğine, kibarlığına bakın. Bir de bir o kadar sağlam duruşuna. Şu kenardaki açık renkli olan satılık mı acaba? O akça ağaç bonsai'si. O satılık değil maalesef. Satmıyoruz. Çünkü size hediye edeceğim. Aa, yok. Ben ücreti neyse onu size takdim edeyim. Hayır, olmaz. Allah aşkına. Aramızda aylık ayrım mı var? Allah aşkınıza artık akraba sayılırız. Teşekkür ederim. Kızlar, Nilüfer şu akça ağaç bonsai'sini getirsene yavrum. Ay. Çok teşekkür ederim. Olsun, olsun. Teşekkürler.
Beraber çalışma fikri kulağıma çok hoş geliyor. Sen ne diyorsun Leyla? Vallahi bilmem ki. Yapabilir miyim acaba? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle samimi içten. Söylesene. Sen beni bu hale getirdin ya. Senin elinden her iş gelir. Ne hale mesela? Ah Leyla. Tamam, bazılarını hak etmiş olabilirim. Ben sana haddini bildirmeyip peşinde dolansaydım sen böyle olmazdın tabii. Ben sana ne yaptım ki? Sen ne yaptın ki bana? Sen ne yapacaksın bana zaten? Bir şey yapmazsın ki. Benim yani bir senin pencerenin altına gelip de bulmadığım kaldı hepsi bu. Hayır, gerçekten şu an abartıyorsun. Ben sana hep iyi davrandım. İyi davranıyorsun. 2-3 saattir falan iyi davranıyorsun. Ya biz hep öyle olsak ya şirkette. Benim yüzümden çalışamadın Onur. Ya ne alakası var onunla? Sonuçta sen uzun zaman sonra holdinge gelmişsin. Hem bana kahvaltı hazırlamışsın ellerinde. Baş başaydık. Aramız limoniydi, barıştık falan. O yüzden tabii ki seninle ilgileneceğim, çalışmayacağım. Ben normal genel olarak yani söylüyorum. Her gün beraber mi olsak diye şirkette. Aslında güzel olabilir. Ben de çok çabuk öğrenen bir öğrenciyim açıkçası. Yani konsantrasyonum aşırı yüksek. Güzel. Ben sana A'dan Z'ye her şeyi öğretirim. Ama tabii şöyle olacak. Alttan başlayıp böyle yavaş yavaş yükselmen gerekiyor. Yani benim asistanım olarak başlayacaksın. Ben de sana her şeyi öğreteceğim. Tamam. Şöyle olacak. Kahvenizi de birazdan getireceğim. Ben ikimiz için de söyledim. Öyle mi? O kadar çok yoğun çalışıyorsunuz ki. Bir yorgunluk kahvesini hak ettiniz bence. Siz gerçekten çok iyi bir patronsunuz. Siz de gerçekten çok iyi bir asistansınız. Çok memnunum sizden. Sayenizde çok hızlı ilerliyorum ve sizden öğrenecek çok şeyim var. Sen böyle bir patronsun yani. Maşallah ya. Yani inisiyatif kullandım. Patron benim ya. Tamam. Devam et bakalım. Daha neler oluyor? Devam et. Tamam. Sonra? Yalnız var ya... benim bu klimalardan çektiğim nedir acaba ya? Omzum var ya nasıl ağrıyor biliyor musunuz Lale Hanım? Öyle mi? Evet. Ağrınız mı var? Acaba diyorum, bana masaj mı yapsınız? Peki. Nasıl desem bilmiyorum ama bu eller sanki sihirli gibi. Gerçekten. Birazdan rahatlayacaksınız Onur Bey. Rahatlıyorum zaten. Lütfen devam edin. Peki Onur Bey. Tatlım, canım bak buralar biraz böyle bir ağrıyor bir. Sesi duyuyor musun? Bak. Bakayım. Bak. Diyorum acaba bir masaj yapsan o güzel ellerinden. Vallahi tam üstüne konuşuyoruz bu olayı. İnanılmaz güzel bir masaj keşfettim. Soba masajı. Enine boyuna güzel. Böyle Allah ne verdiyse gelişi güzel bir koyuyorsun kulunca. Ya sen ne yapıyorsun?
Ne mi yapıyorum? Sen maşallah çalışıyorum ayağına. Bütün gün kızlarla falan flört. Ha? Flört yani. Yani şaka mı yapıyorsun şu an? Şaka falan yapmıyorum. Sen de oraya gitmeyeceğim, çalışmayacağım bildiğin için bana böyle ayak yapıyorsun. Ben anlamadım mı zannediyorsun? Ya niye ben sana böyle bir şey yapayım? Yani konu sen olduğun için ben böyle örnekler verdim. Gel tabii ne zaman istiyorsan. Gel çalış. Çalışacağım tabii. Çalışacağım Onur Sarıhan. Sen hiç merak etme. O koridorda nasıl yürüyorsun? O kızlara, o asistanlara nasıl davranıyorsun? Nasıl günaydın diyorsun? Bunların hepsini çözeceğim ben. Sen hiç merak etme. Anladın mı? Ben hamileyim diye beni böyle sakın küçümseme. Geleceğim o şirkete, göreceğim. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Tamam Lale. Ben de böyle göz var mı be? Hı? Yok Lale. Yok. Elini bir uzat. Vallahi tebrikler. 3000 kere denedim, hiç seçmedin. Seni denedim ya. Vallahi denedim. Yani ben hamile kadınım. Sana nasıl yetişeyim? Böyle şeylerle uğraşacak benim gücüm yok ki. Yani sana güveniyorum da ben. Bir sıkıntı da yok. Ara sıra şirkete gider, yüzünü görür, dönerim ben. Vallahi çok güzel oynadın yani. Bayağı korkuttun neredeyse beni. Biz dosyaları alacaktık. Onları alalım bir an önce, gidelim. Tamam, alalım. Ama ondan önce ben birkaç eşya alacaktım. Onları unutmuşum da, onları da alayım. Ha. Ya senin kıyafetlerin burada, sen oradasın. Oluyor mu böyle Lale? Olmuyor. İnan, bebeğimin beşiğini nasıl özlüyorum. O kadar yani sadece. Ya tamam, bu kadar değil. Biz şimdi seninle otelde kaldığımızda uyuduk ya. Ben çok huzurlu uyudum. Seninle uyumayı da özledim yani. O zaman biz her gece öyle uyuyalım. Öpme dedim ki. Aferin Lale sana. Bravo. Gidelim. Geldiğimiz koridordan geri dönelim. Sizin konuşmak istediğiniz mevzu neydi acaba? Songül Hanım, Filiz galiba dün gece sizde kalmış. Aha, evet. Bu akşam da sizde kalacakmış. Öncelikle ben gelinimi misafir ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Lale ile çok iyi anlaştılar. Ya normalde gelinler anlaşamaz derler ama bizimkiler çok iyi anlaştı. Evet, mesela yani Yıldız'la Betül birbirlerine bir kaşık suda boğarlar aslında. Değil de hani çekişiyorlar tatlı tatlı, bunlar çekişmiyorlar tatlı tatlı. Ya Betül de biraz fazla tatlı. Atışmayı seviyor kendisi. Ne yapalım? Öyle diyelim. Songül Hanım, ben sizinle Filiz'le ilgili konuşmak istiyordum. Şimdi Erol'la herhalde onlar bir kırgınlık yaşamışlar. Ya. Ama Erol gerçekten çok üzgün. Filiz'le konuşmayı da denemiş ama ikna edememiş. Hı hı. Diyorum ki siz Filiz'le annesi, ablası olarak bir konuşsanız. Onu eve dönmesi için ikna etseniz. Yani... Sonuçta kız hamile. Ayrılacakları da yok herhalde. Tabii ki, tabii ki. Olur, ben konuşayım elbette. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Teşekkür ederim. Bir de bir şey soracağım. Siz peyzajda yapıyor musunuz? Tabii, yapıyorum. Tamam. O zaman ben bundan sonra hep sizinle çalışayım. Ay çok iyi olur, çok sevinirim. Hatta siz de toprakla uğraşmaya bayılıyorsunuz. Toprak zamanı ben sizi çağırırım yanıma. Olur olur, ben seve seve yardımcı olurum her zaman. Ama ücretini ödemek kaydıyla tabii. Hiç affetmem. Yani şey manasında söyledim. Dostluk başka, iş başka. Sağ olun. Ay. Ay Nergis, şu anneme baksana ya. Böyle bir kakara kikiri falan. Bir mutlu falan. Vallahi Şade Bey olmasa resmen flört ediyor diyeceğim. Ay yok canım.
kadar da değil. Ay kız, kolay mı onun işi de be? Ha? Yalnızlık zor iş vallahi. Yani üç gündür kurtuluşu göremiyorum diye neredeyse bileklerimi keseceğim ben ya. Vallahi hiç bu açıdan bakmamıştım ya. Kadın hayatını resmen bize adadı, baksana. Yazık değil mi ya? Nasıl dayanıyor? Ay of ya. Ay vallahi şu anda resmen kötü oldum ha ben. Hani böyle yıllardır böyle başını omzuna yaslayabileceği birisi yok yanında ya. Ne kadar üzücü değil mi? Doğru, hayat böyle geçmez. Ay doğru diyorsun da. İyi de hadi biz genciz. Ya anne. Ay yok. Bizim buna bir şekilde el koymamız lazım. Buna bir çare bulmamız lazım ya. Buna bak. Böyle birisini mi ayarlasak, bir şey mi yapsak? Abla nasıl bulacağız? E hadi bulduk, annem ister mi acaba? Her şey için çok teşekkür ederim. Kahve için de teşekkür ederim. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Sağ olun. Yine bekleriz ne zaman olursa. Vallahi rahatsız ederim artık sizi. Burası bana inanılmaz bir huzur verdi. Estağfurullah. Bekleriz efendim. Ah, bonsainizi unutmayın lütfen. Güle güle büyütün bonsainizi. Gerçi büyümez ama bu. Çok teşekkür ediyorum. Kızlar. Hoşçakalın. 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 Görüşürüz. Sağ olun. Ay yok, ben karar verdim, tamam. Lale gelsin, Lale ile konuşalım. Bunu bir masaya yatıralım, çözelim ya. Konuşalım abla, hayırlısı neyse olsun yani. Aynen. Merhaba, kolay buyurun, gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pınar Aydın'la randevumuz vardı, saat 3'te. Bir saniye lütfen. Maşallah, soyadına kadar ezberde yani. Ne oldu Lale Hanım, kıskandınız mı? Sen bana ağız çektirmedin. Dur bakalım sen. Ay ben bu doktoru kabul etmeyecektim işte. Yanlış yaptım. Peki, tamam. Pınar Hanım'ın asistanıyla görüştüm. Kendisi de acil bir doğuma girmiş. Ha. O zaman tamam, sorun yok. Biz burada bir yerde bekleriz. Bakayım. Bekleyemiyoruz aslında. Çünkü benim çok acil işim var. Bekleyemeyiz ki. Kusura bakmayın. Acil olunca. Sizi başka bir doktorumuza yönlendirsem. Başka doktor? Başka doktor? Yani bence gerek yok. Olur olur. Başka doktor olsun ki ben de işlerimi halledebileyim bugün ama. Siz Pınar Hanım'ın odasına doğru geçin. Ben hemen doktorumuzu size yönlendiriyorum. Ne yapalım o zaman? Mecbur. Gideceğiz. Mecburiyetten yani. Gidelim de şu enişteni basalım Ahmet'le. Ablacığım iyi de enişten mesai saati olan biri değil ki. Belki çoktan çıkmıştır. Allah beni sever Nergis'ciğim. Sen hiç merak etme bak. Oraya gittiğimizde önümüze çıkacak, bak görürsün. İyi bakalım, öyle olsun. Anne biz süslemeler için gidiyoruz. Aa, çok erken değil mi? Başka bir yere mi uğrayacaksınız yoksa? Aa, yok anneciğim. Nereye uğrayacağız? İşte anca böyle yavaştan gider. İşlerimizi halleder, bir an önce döneriz. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Salaklar. Ayol benden saklayacağınızı mı sanıyorsunuz? Hey, son günüm mü ben? Hemen peşlerine düşmem lazım. Elimi çabuk tutmam. Ne oldu Lale? Bir şey olmadı. Yani şimdi doktor hanım müsait değil diye senin bir hoşuna mı gitti? Bir gülümsüyor musun sen bana? Hı? Ay ne alakası var? Ayrıca ben de tam tersini düşünüyorum. Sen de böyle bir üzüldün, bir kederlendin. Anlamadım. Gül, gül. Gül! Sen gül. Allah Allah. Laleciğim bir sakin olur musun? Bak bugün iki oldu, korkmaya başladım senden lütfen. Yani sonuçta doktor yani. Biz kontrole geldik. Hipokrat var, yemin var. O şekilde oluyor artık yani. Doktor. Tamam. Bak şimdi ya. Lale bak, lütfen o konuya girmeyelim. Tamam mı? Keyfimiz kaçmasın. O doktorla bu doktor başka, tamam mı? Aynı değil. Lütfen. Bence de. Ayrıca öyle çocuksu kıskançlıklar da yapmayalım. Hiç yakışmıyor. Ya ikimiz de medeni insanlarız. Kaç yaşındayız Allah aşkına? Yani. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Bugün Pınar Hanım'ın acil bir doğuma girmesi gerektiği için bugün sizi ben muayene edeceğim. Hiç önemli değil, olsun. Pınar Hanım benden bir dosya istemişti zaten. Belgeler falan her şey içinde. Tabii, ben bir bakayım. Siz böyle geçin Nalan. Geçeyim. Suratını asma ama. Orada hepsi yazıyor, raporlar, sonuçlar falan, hasta bilgileri. Var orada hepsi. Doktor Bey. Aa, Onur. Hı. İyi misin? İyiyim. Onurcuğum, ben nefes alamıyorum. Bir de biraz kaysam mı? Doktor muayene edecek yani. Hı. Hiç farkında değilim ben ya. Şimdi sen yanımdasın ya. O sahiplenici yapımdan, o sevgimden dolayı öyle sarıldım yani. Hı hı. Şey diyorum ya, acaba Pınar Hanım'ı beklesek mi ya da yarın mı gelsek? Yarın gelelim mi? Yok, Pınar Hanım yarın yok. Ay, çocuğumu göreceğim ben ya, bebeğimi görmek istiyorum. Ne Pınar Hanım ya, ne Pınar Hanım? Bak, üç oldu bugün, korkutuyorsun beni. Strese girmiyor. Yapma şimdi, bak bebeğimize de stres iyi gelmiyor biliyorsun. Tamam. Evet, başlayabiliriz. Sizi şöyle alalım lütfen. Hay hay. Ben yardımcı olayım hayatım. Evet. Çok incesin. Rica ederim, rica ederim. Kahrettim ben. Gitti güzelim dondurma. Ya öf. Üstüm de battı ya. Yedek elbise de yok. Ne yapsam ki? Seher'i arayayım da bana, zaten olmayacak böyle, arayayım da bana bir kıyafet miyafet getirsin. Buyurun Filiz Hanımcığım. Alo Seher. Kurtuluşu gönderiyorum. Bana bir tane böyle bavul hazırla, içine pantolon, etek, takım akı, donlon, ne bulursan koy, tamam mı? Aa, bugün de mi gelmeyeceksiniz eve? Sana ne be, işçi sınıfı, sen bana hesap mı soruyorsun? Gelirim gelmem, Allah Allah. Yok, siz beni yanlış anladınız. Ben mi yanlış anladım? Salak mıyım ben de yanlış anladım? Sen yanlış ifade ettin. Doğru söylüyorsunuz, kusura bakmayın, ben yanlış ifade ettim. Hadi kapat, vallahi güzelim dondurma gitti zaten, kapat. Lafa tutuyor bir de beni. Bu da eridi. Gideyim bir ıslak mendil, bir şey bulayım bari. Öf, Filiz. Allah'ım ya, deli bu ya. Vallahi deli. Bir de azar yedik boşu boşuna. Seher. Kızım, sesini ta içeriden duyuyorum. Ne konuşuyorsun kendi kendine vır 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 vır? Ya Filiz Hanım aradı da onun için ufak bir bavul hazırlamamı istedi. Kurtuluş Bey'i gönderip aldıracakmış. Aa, bir dakika. Daha Şadi konuşmadı mı hala bununla? Ay, çıldırırım. Ha Şadi. Şadi hayatım, sen hala Filiz'le konuşmadın mı? Bak, bu gece de eve gelmiyormuş bu kız. Bak, ben sana söyleyeyim, bu kız normal değil. Konuştum ama herhalde anlamadı Betül. Şadi, o elindeki nedir? Bonsai. Ay Şadi, ay senin bu bitki, böcek, çiçek, ağaç, sevdan beni delirtecek yani bir gün. Öyle deme Betül. Toprak demek, hayat demek. Hayat demek, nefes almak demek. Huzur demek. Şadi, benim için huzur ne demek biliyor musun? Benim için huzur, Maldivler'de tatil demek. Benim için hayat, okyanus kenarında bir malikane demek. Benim için nefes almak demek, sonsuza kadar alışveriş yapmak demek. Ve bütün bunların hepsi para demek Şadi. Para demek, çok para demek. Ben bu konuşmadan çok sıkıldım Betül. Tamam Şadi, bir dakika. Filiz'i ne yapacağız? Şadi, kime söylüyorum? Filiz'i ne yapacağız hayatım? Adamın umurunda değil, görüyor musun? Şadi! Ya onu... Baksana bunun ağzı, gözü, bunu her şeyi olmuş, tamamlanmış. Yani çok enteresan geliyor bana biliyor musun? Böyle şimdi bu ufacık tefecik ama nefes alıyor resmen, emir nefes alıyor. Yani kalbi var böyle ufacık. Çok garip değil mi? Bu annelik çok kutsal, çok acayip kutsal. Yani şimdi böyle aylarca siz karnınıza taşıyorsunuz, efendime söyleyeyim. Sonra doğuruyorsunuz ki... Yani ona hiç girmiyorum. Başlı başına bir olay zaten.
Sonra işte emziriyorsun, besliyorsun, büyütüyorsun falan. Acayip saygı duyuyorum ya. Bütün annelere çok saygı duyuyorum. En çok da Emir'in annesine çok saygı duyuyorum yani. Vallahi doğacak, kucağıma alacağım. Böyle kokusunu içime çekeceğim. Daha ne isterim ya? İnşallah canım, inşallah. O günler de gelecek. Az kaldı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Annelik şimdi başlıyor. Hissedebiliyorum bunu. Şimdi annem eskiden bana kızdığı zaman anlamıyordum neden kızdığını. Şimdi ona çok büyük hak veriyorum. Daha bebeğim doğmadan ben bütün kötü senaryoları yazmaya başladım. Geçen geceyi hatırlasana. Böyle apar topar doktora gittiğimiz. Hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Ama sen hiç bunları dert etmiyorsun. Çünkü zaten ben senin endişeni paylaşmak için varım. Ben senin bir sorunun olduğunda çözmek için varım. Her zaman yanındayım. Tamam mı? İyi ki varsın. Yani tabii ailem de var ama... yani beni en iyi sen anlarsın. Ben anlarım tabii. Bir derdin olduğunda, bir sıkıntın olduğunda... iyi günde, kötü günde... ben senin hep yanında olacağım. Bunu hep bil, tamam mı? Ne olursa olsun. Evet. Ve romantizmimiz gelen profiterolle pasta ve cheesecake'le son bulur. Teşekkürler. Evet olsun. Tamam, zamanlama süper. Öğüm ayağım tutuyor. Ama hayatım bak, tatlının romantizmimizi bozması mümkün değil. Bana saçma geliyor. Tabii tabii, engelleyemez canım. Ama tabii hayatım deyince... yani şimdi denecek de bir şey kalmıyor. Bir yelkenler suya inmiyor değil mi yani? Ama yapa tutuyorsun beni. Yapa tutuyorsun, performansım düşüyor. Tamam, tutmuyorum. Performansın düşmesin. Tam gaz, devam. Hmm. Ya ben bu hallerini çok özledim, biliyor musun? Yani bunları falan da özledim. Tamam mı? Ben silerim şimdi, ha? Yine mi? Ama sana ne diyeceğim? Seninle küsken, konuşmuyorken ben bunların suratına bile bakmadım, biliyor musun? Sen? Pastaların suratına bakmadın sen. Bakmadım. Ciddisin. Vallahi billahi. Az yedim bile değil ya. Hiç yemedim. O zaman şu kesinleşti. Yani şundan eminim ki sen beni çok özlemişsin. Onurcuğum, tamam. Hemen şımarma ama. Ya ben bugüne kadar böyle bir şey yaptım mı? Yani şu gün tadını çıkarayım bari. Bir kere şımarayım. Ne olacak ki bir kere ya? Bir. Allah'ım, koskoca Lord Onur'un haline bak ya. Şımarmak için fırsat kolluyor ya. Tamam, sustum. Ama şunu bilmeni isterim ki, üstüne basa basa söylüyorum. Ben seni çok özledim. Peki, şimdi lafı sen açtın diye sorayım dedim. Sen bensiz ne yaptın? Yani... neler yaptın? Tamam, anlatıyorum. Anlatıyorum. Yani aslında çok bir şey yapmadım. Yani yaptım denilemez. Çünkü keyifsiz, böyle tatsız, tuzsuz. İşte böyle bir anlamsız, huzursuz günler yani. İşte sabah... ben yani düşün, sabah kalkamıyorum falan. Ondan sonra işte işe gitmek istemiyorum. İşe gitsem işte toplantıya giriyorum, 2 dakika sonra çıkıyorum. Mailler geliyor, mailleri okurken dalıyorum, gidiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum falan. Evde yemek yemiyorum. Böyle saçma sapan yani. Bizimkilere zaten surat 5 karış. Böyle bir şeyler eksik. Gerçekten bir şeyler eksik. Keyifsizdi işte ya. Ay çok şükür. Öyle. Ben sana bunları şimdi anlattım diye. Tabii sen şımaracaksın ki şımar. Şımar. Sana şımarmak da çok yakışıyor çünkü. Teşekkür ediyorum öncelikle iltifatın için. Tabii ki şımarırdım şimdi, hakkım olduğu için. Ama pas geçiyorum bir dahakine. Ama bir daha küsmeyelim, olur mu? Bir daha hiç küsmeyelim. Tamam. Hadi basta. Tamam, evet, yavaşlattın mı? Ya hala yavaşlattın diyor. Bak 30 saniye romantizm, 30 saniye. Yiyorum ama ben bunları burada. Süsleri de yiyorum. Süsleri yeme. Ay
hadi bismillah. Allah'ım sen utandırma beni. Ay abla inşallah görürüz ya. Ay herhalde görürüz kız. Bugün göremezsek yarın bir daha gelir bir daha görür. Bak ablacığım tekrar söylüyorum. Ben eniştemin başka bir kadına görüştüğünü düşünmüyorum. Çok büyük yanılacaksın. Valla inşallah. Bir seferde beni yanılsın. Başka hiçbir şey istemiyorum yani. Ya yemin ediyorum ne acayip isim bulduk oğlum öyle. Galeri Bacanak. Şeytanın aklına gelmez ha. Bacanak. Şu tabelacıyla görüşelim de bir an önce şu bacanaksı hayata geçirelim artık. Onu diyorum ben de şimdi ne diyorum böyle yazıyı şöyle tabelaya şöyle şu şekil düz mü yazdıralım diyorum acaba ne bileyim hani böyle. Valla bir an önce hayata geçirelim de şunu bacanak kabartmalı olur düz olur fark etmez yani. Ha bak kabartmalı da olur ha böyle hani yazıyı böyle şeyden yazıyorsun gibi ama böyle bakıyorsun hani boyutlu gibi. Şoför! Bana mı diyorsun? Sana diyorum sen şoför değil misin? Açsana şu kapıyı. Ha. Açayım. Buyur. Buyur ne ya? Sığır mısın sen? Buyurun diyeceksin. Ben kimim? Ben patronun değil miyim senin? He. Zaten bak Nilüfer'e yaptıklarından sana acayip ayarım yani. Dua et seni kovdurtmuyorum. İnsanız hala çünkü insanım. Ha. İyi, ne yapayım ben şimdi anlamadım ama. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Heh, şimdi benim seherde bazı eşyalarım var. Gideceksin onları alacaksın, buraya getireceksin. Ha. Ne yapayım yani ben şimdi eve gideyim, eşyaları falan alayım mı geleyim, öyle mi yapayım yani? Eve git, eşyalarımı al, gel diyorum. Ve kapıyı aç. Ha. İyi, açayım. Yemin ediyorum manyak abi. Gitmiş bunun kafa gitmiş. Allah Erol'a bununla sabır versin ya. Ya da vermesin cezasını versin ya. Kıl kuyruk ne olacak? Ya bacanak şey diyeceğim be. Hani şimdi eve gidiyorum ya ben böyle eşyalar alma. Acaba diyorum sen de mi benimle gelsen oradan da böyle tabelacıya gideriz ha. Hem yolda arkadaşlık edersin be. İyi tamam ben benim arabanın anahtarını bırakayım çocuklara geliyorum. Hah iyi tamam hadi ben gidiyorum. Hadi. Çıktı Nergis çıktı. Abla nasıl bir şans bu ya? Herhalde kızım dualar ettim gelene kadar. Oğlum benim araba nerede lan? Kamaya bırakmıştım abi hemen gittim. Ha, hadi fırla fırla acelemiz var hadi. Bacanak. Ha? Ne bekliyoruz? Ya bizim arabayı yıkamaya götürmüşler de onu bekliyoruz. Hayır. Şimdi getir hadi. Abla. O yanındaki benimki mi yoksa ben hayal mi görüyorum? Aa, vallahi o. Billahi de o. Abla bunların birlikte ne işi var? Ay ben dedim sana Nergis dedim. Ben sana dedim. Bunlar görüşüyorlardır dedim. Evet. Takip başlasın. Aa! Kurtuluş Hülya. Aa! Kurtuluş Hülya'daki. Aa! Bak! Bak benim damat beni delirtmek için adam tutmuş. Hayatımda en nefret ettiğim adamı tutmuş. Görüyor musun? Yok tabii. Şaka şaka. Kafayı yedim. Uçtum herhalde yok. Onu yapamaz. Al. Hadi. Üstü kalsın. Tabii. Buldu zengin adamı. Yapıştı böyle yakasına. Abla acaba bu dengesiz davranışlarının sebebi enişten mi? Herhalde kızım. Başka ne olabilir ki? Ben sana dedim ya. Ben sana dedim bunu boşamak farz diye. Sen anlamıyorsun benim dediğimi. Tabii. Çok titreteceğim ben. Ya benden bir şey gizlenmeyeceğini hala öğrenemediniz mi siz? Anneciğim, vallahi bak Kurtuluş beni aldatıyor diye düşündüğüm için onu böyle takibe çıktık. Bütün mevzu bu yani. Aa, çok şaşırdım. Yürü in aşağıya. Hadi. Hatta. Hadi hadi gidiyorlar, gidiyorlar. Kız anne. Hadi. 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 El freniyle kalkmışsın. Hadi. 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 Benim anlamadığım bu Kurtuluş'un serseriyle işini. Serseri mi? Hani sen nereden tanıyorsun bu çocuğu? Tanımaz olur muyum ayol? Ayol! Karşıma çıkan en rezil adam.
Hayatım boyunca yani. O kadar çileden çıkarttı ki beni. Bildiğiniz gibi değil. Üst üste. Traliçe canavarı bu. Traliçe görünce dayanamıyor. Altında mis gibi arabası var. Nasıl pazarlık yapıyor? 3 kuruşun pazarlığını yaptı benimle. Ay yani evlat olsa sevilmez ha. O derece. Tabii. Çöp çöpü çöplükte bulur. Beraber mutlu yaşarlar. Tabii altında araba olunca kurtuluş bırakır mı? Kalkalım mı artık? Kalkalım. Pardon. Hesabı alalım. Şey bu arada giderken beni hastaneye bırakabilir misin? Organizasyon var da hazırlığına dahil olamadım. Bari süslemesine katılayım. Hı hı. Tabii bırakırım. Kalkalım mı? Onur. Hı. Bana güven tamam mı? Güveniyorum tabii ki. Yere bakıyorsun ama bana güven. Ben sana güveniyorum Lale. Anlaştık. Kalkalım mı? Hadi. Bayılacağım. Dur, dur. Seher dur yavrum. Dur. Tadım sen az aşağı koy tamam mı? Bak haber bekle benden. Az aşağı koy sen bavula. Tamam mı? Bayılacağım. Efendim annecik. Alo. Erolcuğum yavrum. Yavrum sen Filiz'i eve geri dönme konusunda nasıl? Yani nasıl ikna edemedin yavrum? Hı? İstemediğim için olabilir mi acaba? Yavrum böyle konuşma. Yavrum konuşma böyle lütfen. Bak çocuğum o kız senin çocuklarının annesi değil mi yavrum? Bak yavrum Filiz Seher'i aramış. Bak eşyalarımı istiyorum demiş Seher'e. Bak şimdi Seher ona bavul hazırlıyor yavrum. Nasıl eşyalarını istemiş? Hayır. Ciddi misin gerçekten? Bu kız mı ciddi mi bu? Evet yavrum çok ciddi. Gerçekten çok ciddi. Ben de bu kadar ciddiye bineceğini tahmin etmiyordum. Ama Filiz gerçekten çok ciddi Erol. Bak yavrum bu kız bize hiç benzemiyor. Bu kız gururlu. Öyle çıktı gururlu çıktı. Tamam anneciğim merak etme. Ben gerekirse kendimi kurban edip bu işi halledeceğim. Hiç merak etme. Hadi yavrum, hadi çocuğum. Hadi yeteneklim benim göreyim seni. Hadi çocuğum. Eşya toplamak nedir ya? Ah Filiz. Sanki benim başka hiçbir derdim yok. Bir de benim başıma dönüyor dolaşıyor bu geliyor. Değil mi? Filiz ve Filiz'in bu pembe bavulu. Ay çıldıracağım. Eşyalarını istemişsin. Dondurma döktüm de üstüme ondan. Verelim. Yaklaşma, uzak dur benden. Ne bu samimi hareketler? Nikahlı karım değil misin? İstediğimi yap. Karın oldun. Yeni mi geldi aklına? Hayatım, kelebeğim ne olur yapma böyle. Saadetli yuvamıza geri dönelim lütfen. Ne dönecekmişim ben? Ne yapacağım yuvaya geri? Sen bir özür mü diledin ya benim ayaklarıma mı kapandın sen? Ben niye dönüyorum yuvaya? Oha Filiz! Ayağına kapanmak ne aşkım ya? Mahcubum dedim işte. Yıl olmuş 2016. Ayağa kapanmak mı kaldı? Öyle mi? Kendin bilirsin. Kendin bilir.
ayağını öptürecek. O vesileyle bana ayağını kapandıracak. Ne insanlar var? İnsanlar kendilerini ne kadar sevip önemsiyorlar. Ben öpeceğim. Bacanak, fena sıkıştım. Tuvalet nerede? Şurada bak, garajın orada sağda. Tamamdır, eyvallah. Yedim seni kurtuluş, yedim seni. Nergis sen kal, tamam mı? Nilüfer sen benimle gel. Hiçbir şeyi araştırmadan hemen atlamayacağız, tamam mı? Sakin olacaksın. Sakin olacaksın. Kullanın araştırmadan gelmek. Allah seni. Ben seni araştırayım dedim. Çok kullanışlı mısın? Ne varsınız, ne oluyor ya? Nilüfer, anne, ne yapıyorsunuz siz burada? Oh. Oh be, dünya varmış. Şaka gibi ya. Resmen annemle Samet tanışıyormuş ve annem Samet'ten nefret ediyor. Ben de onları tanıştırmaya çalışıyorum. Bir dakika ya. Acaba bunlar daha önceden tanışıyorlar Samet. O yüzden mi annemle görüşmek istemiyordu? O benden de bu yüzden uzak duruyor. İnanmıyorum ya. Çok özür dilerim. Gerçekten defalarca özür dilerim. İşte benim kız salak olduğu için bir incele dedim halbuki ben buna. Bir araştır dedim ama. Yok, ben sizi anlıyorum Songül Hanım. Ben sizi gerçekten anlıyorum. Şimdi siz nereden bilebilirsiniz buranın bizim evimiz olduğunu? Hakikaten çok güzelim. Sen ne gülüyorsun? Ya Nünüm, Allah aşkına. Sen şimdi benim seni aldattığımı mı zannettin ha? Hem de bu kıvırcıkla. Ya o kıvırcık benim dünya aratmacım be. Ay! Korkma, korkma. Gel, gel kız, gel. Korkma. Ay, özür dilerim, hakkını helal et ha. Ay yok yok, önemli değil. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ha. Sağ olun. Şşt kıvırcık. Bak ne diyeceğim ya. Ben böyle Filiz Hanım'ın bavulları yapmaya gelmiştim buraya da ona götürecektim. Hazır nünümler gelmiş buraya. Onların arabayı götürüversen sen bavulları. Öyle kenarda duran pembe pembe olan. Tabii. Yalnız şimdi Nilüfer'cim ya, lütfen yanlış anlama yani. Bana düşmez ama. Yani bu kadar kıskançlık da normal değil yani bence. Bir dakika, bir dakika. Yalnız seven kadın kıskanır hani, onu ben söyleyeyim de. Kurtuluş Bey, şimdi tamam biz kadınız. Yani bu kıskançlık illeti bizim doğamızda var. Var. Ama şimdi yani Nilüfer'cim, kıskanılacak şeyler var. Kıskanılmayacak şeyler var. Bu niye kıskanılsın? Değil mi? Ya yani, ne yapıyoruz? Böyle böyle durumlarda ne yapıyoruz? Yani böyle... Sakin oluyoruz. Sakin. Evet. Bonsai'nin yeri yanlış. Efendim?
bonzai. Şadi Bey yanlış yere koymuş. O güneş sever, aydınlık falan sever yani. Öyle mi? Onu bir ara değiştirirsiniz. Şeyi anlayamadım ben. Siz o bonzai'yi nereden biliyorsunuz? Ay ben çiçekçiyim. Hayatım, Şadi Bey geldi bugün. Ay bayıldı, öldü. O kadar sevdi ki ben de kendisine hediye ettim. Ay ne kadar güzel yapmışsınız. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Kalkalım. Tekrar çok özür dileriz. Eviniz harikaymış, iyi günler. Her zaman bekliyorum, lütfen. Tabii tabii, lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şadi Bey'in söylediklerini Filiz'e ileteceğim. Şadi Bey'e çok selamlar. Tabii, tabii. Ben söylemez miyim sizin selamınızı Şadi'ye? O zaman ben de şey yapayım. Rezil olduk. Allah! Onların burada ne işi var ya? Ne oluyor ya? Rezil olduk, hadi yürü. Ay sus anne ya, sus tamam ya. Ben senin üstüne gül koklar mıyım deli? Yürü! Yürü! Hala sırıtıyorsun. Sıkıldım, bıktım sizden. Bıktım illallah. Yürüsene Nilüfer. Eller deliye hasret, ben akıllıya hasret. Hale bak. Hadi hadi iş başı. Hadi iş başı. Allah'a emanet. Anne ne oldu? Ne olsun kızım? Rezil ol. Ayık. Erol'ların evinmiş kızım burası. Şaka yapıyorsunuz. Siz o zaman hiçbir şey yapmadınız değil mi? Yapmadınız inşallah. Bacanak ne oluyor ya? Yemin ediyorum bu kız bana hala deli gibi aşık ha. Ne oluyor abi ya? Ya ne olsun be oğlum. Dünün beni onu aldatıyorum zannetmiş de buraya kadar takip etmiş. Ama tabii öyle olmadığını anlayınca... Eyvah, takip mi etmiş? Ozan kayınvalidem kesin gördü beni. Lan beni şöyle düşünmedim bak. Abi bittim ben ya. Dur be oğlum, hemen karartma, belki görmemiştir. Ne bileyim, belki görmüştür de tanımamıştır. Bendeki bu şans varken kesin görmüştür. Doğru diyorsun bak, sende bu şans varken görmüş olabilir ha. Musun? Alo? Anneciğim ben hastaneye geldim. Siz neredesiniz? Aa, geldin mi? Hayatım biz de gelmek üzereyiz. Tamam, görüşürüz. Lale, merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Süsleme var sanırım. Evet, o da süslemeye geldim de aslında ben seninle bir şey konuşacaktım ama odayı bitirdikten sonra gelirim diye düşünmüştüm. Konuşalım tabii yani. Ne zaman istersen, ben müsaitim. Tamam, konuşalım. Öyleyse odama geçelim. Tamam. Son aradığımda biraz gergin olduğun için üstüne gelmek istemedim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ben o gün için kendimi çok suçlu hissediyorum. Sen de üzüldün. Ya niye kendini suçlu hissediyorsun? Senin bir suçun yok ki. Ben bu arada Onur'la konuştum. Her şey bir yanlış anlaşılmaymış. Onur'un bile doğru düzgün haberi yoktu. Öyle mi? O zaman o sorunu hallettiniz. Hallettik. Senin adına sevindim. Benim tek istediğim senin huzurlu olman. Ben sana her şey için çok teşekkür etmek istiyorum. Yani Onur'la yaşadıkların da benim yüzümden. Yani ben sana anlattıklarımdan dolayı sen de ön yargılı davrandın Onur'a. Sorun değil. Sen iyi ol yeter. Şimdi bu olanlardan dolayı... böyle nasıl desem... buraya gelmem,
Senin Onur'la tekrar karşılaşman doğru olmaz diye düşünüyorum. Üzgünüm. Ben de üzgünüm. Aslında başından beri sana karşı belki de biraz fazla korumacı davranıp haddimi aşmış olabilirim. Benim de bir kız kardeşim var. Yani bir erkek olarak, doktor olarak bu mucizevi süreçte kadınların üzülmesini istemiyorum. Yani ben de buyum. Gerçekten sen çok iyi bir insansın. Yine de arkadaş kalalım isterim. Yani buraya iş için falan geldiğinde bir kahvemi içersin değil mi? Tabii içerim, tabii ki. Benim yüzümden zor durumda kaldın. Yani eğer istersen Onur Bey'i arayabilirim. Hiç gerek yok. Yani aramana hiç gerek yok. Zaten Onur da gerçekten kötü biri değil. Emin ol. Ben ona bu sebeplerden ters davrandım. Bir sürü yanlış anlaşılma oldu. O yüzden bu hale geldi. Muhakkak öyledir. Sen bunları düşünme artık. Yani nasıl istersen öyle olsun. Teşekkür ederim. Annem arıyor, gelmişlerdir. Gerçekten her şey için tekrar teşekkür ederim sana. Ne zaman istersen çekinmeden beni arayabilirsin. Umarım bu söylediklerime kırılmamışsındır. Hayır, olur mu öyle şey? Sağ ol. Kolay gelsin. Görüşürüz, iyi bak kendine. Sağ ol. Ablacığım ne yaptı? Konuştum işte Doktor Onur'la. Bir daha size hiç muayene olamayacağım dedim, söyledim. İyi yaptın ablacığım, ne yapalım? Ne oldu peki, ne dedi? Ya dedi ki benim bir kız kardeşim var. Bu yüzden sana karşı bu kadar hassas davrandım. O yüzden gerildim dedi. Ay, Lale. Benim şimdi kafam karıştı ya. Biz bu çocuğu yanlış değerlendirmiş falan olmayalım ha? Yaptığı açıklamaya göre bence de öyle. Neyse, ne yapalım? Ay tamam, boş ver şimdi. Sen Onur'la ne yaptın onu söyle. Barıştık. Yaşasın. Bana bak. Annem bir böyle yemek hazırlayacak, Onur'u davet edecek. O da böyle çok üzgünmüş, bir gönlünü falan alacakmış. Ay çok iyi düşünmüş vallahi, aferin anneme. Onur da hem çok sevinir. Siz ne yaptınız? Bizim boş ver ya, süsleme yaparken konuşuruz hadi. Hadi yürü. Buyurun anneciğim. Ay, alo Onurcuğum. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden güzel haberleri aldığım zaman daha mutlu oluyorum Onurcuğum. Eksik olmayın. Ben bir şey soracaktım sana. Eğer müsaitsen bu akşam seni bize yemeğe almak istiyorum. Memnuniyetle. Sizin o güzel yemeklerinizi yemek için sabırsızlanıyorum. Çok naziksin. Oldu. O halde akşama görüşüyoruz. Görüşürüz efendim. Saygılar. Hoşça kal. Vay be. Ne çocuk vallahi, ne kadar nazik. Görüyor musunuz? İşte stil sahibi. Nezaketini asla bozmuyor. Nasıl canını okudum ben bu çocuğun. Bak hiç değişmedi. Çiğ mi? Çok şükür. Vallahi. Elinize sağlık yani. Her şey acayip lezzetli görünüyor. Vallahi sağ ol. Makine gibisin ya. Oradan oraya, oradan oraya. Ne yapalım işte, tek başımıza yaşayınca her şeylere yetişiyoruz. Vallahi benim için hiç öyle şey değil yani. Şey. Ay. Şey var ya, el şaklatmaca. Böyle yani, yanlış anlamadım değil mi? Oğlum, bana göre değil içer biliyor musun? Böyle yalnızlık falan. O zaman demek ki ne yapacaksın sen? Demek ki tekrar barışacaksın.
Başka yolu yok. Yok ya, bunun ne alakası var ya Erol'la? Ben neden bahsediyorum biliyor musun? Yalnızlık Allah'a mahsus, ondan bahsediyorum. Ne öğretir başta? Ah! Vallahi geldiler. O açlıktan öldüm zaten ya. Ay ne yapıyorum ben? Daha bugün ikinci gün. Kızım bir an evvel barıştırman gerekiyor şunu. Bir an evvel. Yoksa beni yiyecek. Ne yaptınız? Güzel güzel süslediniz mi? Ay süsledik vallahi, bir de ikizlerdi biliyor musun? Biri kız biri erkek. Ay biz de bu hafta öğreneceğiz vallahi cinsiyetini. Ne güzelmiş öyle bir kız bir erkek. Ay hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay canım. Ay ben de seninkini yemeğe davet ettim. Teraryum da göndermişsin, ellerine sağlık. Aa, teraryum mu yolladın onlara? Evet, bir de not yazmış. Anlıyorum ki senin haberin yok. Nergis ve annemin işi bu. Gerçekten tebrik ediyorum. Ya ne oluyor böyle el kol? Hani yani ajan mısın? İşimiz gücümüz var. Ben oyalanamayacağım. Sen ekmekleri kesiyorsun, sen cacık yapıyorsun, sen de şeyleri doğruyorsun. Tamam başkanım fazla. Hadi hadi. Sakin ol anneciğim. Konuşacağız anneciğim. Konuşacağız. Teraryum ne? Afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Laleler akşam yemeğine davet etti beni. Oraya gidiyorum. Tabii. Sana karşı mahcup oldu. Şimdi aklı sıra senin gönlünü almaya çalışıyor. Hatalarını anlamaları da bir şey. O kadar basit değil Fikret. Bana demediğini bırakmadı o kadın. Keza Onur'uma. Anneciğim lütfen uzatmayalım ha. Yani önemli olan bu işin tatlıya bağlanması. Değil mi babacığım? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani sonuçta beni yemeğe davet etti. Bak çok ince, çok kibar bir davranış, öyle değil mi? Yani seni çağırmaları tamam, güzel ama benim de gönlümü almaları lazım yani. Gerçi biraz artık zor ama. Yani tabii ki senin gönlünü de alacaktır. Öyle tahmin ediyorum da. Şimdi annemi de tanıyorum ben. Yani her şey karşılıklı. O konuşurken sen de boş durmamışsındır diye düşünüyorum ama. Bak bak bak, annesini nasıl tanıyor? Annesini nasıl tanıyor? Hadi afiyet olsun size. Sana da şimdiden afiyet olsun oğlum. Hoşça kal baba. Görüyorsun değil mi? Nasıl koruyor onları? Analı kızlı bunlar, çok akıllılar. Çocuğumu böyle parmaklarında oynatıyorlar. Kim bilir evlenince neler olacak? Abartma istersen Yıldız. Yani barıştıklarına, sevineceğine... Ben artık hiçbir şeye doğru düzgün sevinemiyorum. Hiçbir şeye sevinemiyorum. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Yarabbim, ağlama, kıyamam sana. Ağlama ya. Abime bir yorgunluk kahvesi yapayım dedim. Ah be abisi, ellerine sağlık. Abi bu temizlik yordu bizi be. Ne yapacağım oğlum? Ekmek teknemiz. İyi bakacağız tabii. Abi ne diyeceğim ya? Nergis'in annesi görmüş müdür beni? Ya yok be oğlum, o hengamede nereden görecek? Ayrıca Nünüm hepimizden rol çaldı zaten. Ya var ya, bir görecektin nasıl delirdi, nasıl delirdi. Oğlum var ya, hala deli gibi aşık bana ya. Tabii olan kıvırcığı aldı, ne yapacağım? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nergis'in annesi beni görseydi bu bıyıklarımı tek tek yolardı. Oğlum var ya, Allah'tan inmedin arabadan ha. Harbiden yolardı. Vallahi Allah korudu ya. Ama benim işim zor be abi. Yani Nergis'le barışsak bile annesi bizim aşkımıza engel olur. Öyle deme be oğlum. Bir şey diyeyim mi sana? Aşkın önünde hiçbir şey duramaz. Bunu görmüyor musun? Nasıl? Vallahi o nasıl kıskanmak ya? İnşallah Nergis'im de beni öyle kıskanır. Kıskanır tabii babacanak. Kız seni seviyor sonuçta. Seviyor değil mi abi? Seviyor tabii be oğlum. Bak şu işleri biz bir rayına sokalım, paraları kazanalım. Asıl o zaman neler oluyor göreceğim bak. Şu bebeklere bak be. Of. Ya var ya oğlum bak. Çiçek gibi mekanımız var ha. Kızlar dışarıda, çil çil duruyorlar. Daha ne olsun be oğlum? Ben sana dedim değil mi? Ha? Bak bu çocuk sana aşık dedim. Bak bir kahvaltıyla hemen yumuşamış. Ay sadece kahvaltı olsa iyi. Bir muminiklerimi, o şirinliklerimi bir görseydin. Ay, ama hemen yumuşadı. Allah var vallahi. Hiç uzatmadı. Aferin vallahi ona. Tabii bir de hamilesin. Bu kadar yaşadığın sorun var. Cık. Ay olgun adamın hali de bir başka oluyor ha. Hem de anlayışlı ve kibar. Bakın annemin davetini hemen kabul etti. Evet ya. Size bir şey diyeyim mi? Ben Onur'a tutuluyorum.
kıskanıyorum. Bir şeyler oluyor işte ya. Ay ne güzel duygular bunlar be. Yalnız senin kadın doktoru kıskanırken erkek doktorun gelmesi harika olmuş ya. Evet. Kaderinin değişmemesi peki. Tamam ben iyi hoş. Tozum da kıskanıyorum da sana ne demeli? Bir kıskanıyorsun, saç baş giriyorsun ya. Ya bir de boşayacağım diyor. Nasıl göz döndü bir görsen. Habibim be. Allah Allah. Aptal yerine konmayı hiç sevmiyorum ben. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eniştemin seni aldatacağı varsa şu gün itibariyle yeltenemez bile. Ay abla sorma ya. Görmen lazımdı. E annem de şokta kadın. Ne yapsın tabii? Bir şey söyleyeyim mi? Onur'un yengesi kesinlikle söylemiştir Onur'a. Demiştir bir de bunlar ne manyak aile, ne kıskançlar diye. Ay söylerse söylesin be. Aman bu kadın zaten çok fena. Kesin yetiştirmiştir. Bence boş ver. Onur bilsin böyle erkeklerimizi biz nasıl sahipleniyoruz. Evet. Ya sanki Onur'u kıskanmam Onur'un hoşuna gidiyor. Ama şöyle de bir şey var. Bir dost fazlası bünyesine zarar verecek gibi hissediyorum. Tabii canım çok belli etmemek lazım. Sonra hemen havalara giriyorlar. Ay deme Nergis. Ay ben şimdi var ya Kurtuluş'un girdiği havaları düşünemiyorum bile ha. Neyse tamam ben gideyim kalkayım anneme de yardım edeyim tek başına kadın. Ay tek kalır mı? 4 numara var Filiz. Asla yalnız bırakmaz onu. Bence de abla in enişteme yemek kalmayalım. Ay ama artık bunu o kızı az yiyor. Ya bünyesine göre az yiyor. Ben tek çocuk büyütçe yapıyorum. Anca yiyorum onun kadar. Ya bacanak. Biz şaka maka ticarete giriyoruz değil mi şimdi? Vallahi inanamıyorum abi. Ama hepsi senin sayende biliyor musun? Vallahi özgüvenimi yerine getirdin ya. Kendime getirdin beni ya. Ayıp ediyorum be oğlum. Sana bir şey diyeyim mi bak. Bu açtığımız bizim ilk dükkan. Bunun gibi en az 100 tane daha açacağız görürsün bak. 100 tane. 95 tane olsun be oğlum. Yani şimdi bacanak para kazanacağız da. Yani şube açmak için sermaye gerekmiyor. Ha. E oğlum senin böyle köyde hazırda tarlalar var ya. E direkt onları nakite çeviririz. Tarlalar. Uçsuz bucaksız tarlalar. Bana koklatırlarsa görürsün sen de. Bu hakkımı bile nasıl verdiler vallahi şaşkınım yani. Aa bak abisi. Yalnız malına sahip çıkacaksın ha. Yoksa gelir ayıklarlar. Biz biraz garip büyüdük be abi. Ha? Yani anne baba ölünce bizi dedemiz büyüttü. Dedemiz de rahmetli olunca böyle ortada kaldık. Kimse sahip çıkmadı işte. Ben de İstanbul'a çıktım geldim. Gurbet zor. Allah'tan rahmetli dedem var ya, onun en yakın arkadaşı Onur Bey'in dedesi. Onlar sahip çıktılar bana burada. Allah razı olsun. Ya bacanak, sana bir şey diyeyim mi? Bizim bu Onur Bacanak var ya, yemin ediyorum 10 numara insana. Adamın karekök abi. Aynen öyle. Ben onun hakkını ödeyemem ya. Çok emeği var benim üstümde. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz şimdi burada iş yapıyoruz ya, yarın bir gün başka yerde oluruz. Hiç umurumda değil abi. Ben hayatımın sonuna kadar o adamı yalnız bırakmam. Ya yemin ediyorum karakter olarak aynı bana benziyor ha. Çok vefalı çocuksun ya. Tıpkı benim gibi. Ben de öyleyim oğlum. Ne yapayım? Sen yine şanslısın be abisi. Bizde ne ana vardı ne baba. O yüzden böyle akrabalardan da kimse sahip çıkmadı. Bayağı bildiğin öyle yurt köşelerinde büyüdük ne yapacaksın? Yok be Kurtuluş abi öyle deme sen de şanslısın. Yeah. Hayır abi öyle şimdi düşünme bak nasıl düşün biliyor musun? Abi pırlanta gibi bir eşim var Nülüfer abla. Güzeller güzeli bir çocuğum var. Bak şimdi iş yerimiz doldu. Daha ne ister ki insan bu hayatta? Doğru diyorum be abisi. Çiçek gibi dükkanımız var. En ünüm de yanımda artık. Ben daha ne isteyeyim oğlum? Of. Güzel günler bizi bekliyor be abi. İnşallah be abisi inşallah. Pelin Su, nereye gidiyorsun kızım? Lale'nin annesiyle konuşmaya gidiyorum anneciğim. Aa, iyi de sabah tamam bekleyeceğim dememiş miydin sen? Neyi bekleyeceğim ya, neyi bekleyeceğim? Daha fazla rezil olmayı mı, küçük düşürülmeyi mi? O kız resmen bugün şirkete gelip boy gösterisi yaptı. Beni o şirkette barındırır mı zannediyorsun? Her şeyimi elimden aldı ya, her şeyimi. Ne yapıp edip onları ayıracağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Pelin Su, lütfen kızım. O nasıl benim gözlerimin içine baka baka Onur'u öptüyse, ben de annesine sözleşmeyi söyleyeceğim. Çocuk doğduktan sonra evliliğin bitmesi garantilenmiş bir evliliği annesi kabul edecek mi acaba? Peki, Onur sözleşmeyi iptal ederse ne yapacaksın ha? Mantıklı ol biraz.
Kızın annesi evliliğin peşini bırakır mı zannediyorsun? Üstelik sözleşme iptal olduktan sonra. Peki sence Onur'un annesi sözleşmenin iptal olmasını kabul eder mi? Ne hani? Yıldız elinden gelen her şeyi yapar. Mecburen bana destek olmak zorunda kalacaklar. Benim suyum. Bak başına çok büyük işler açıyorsun kızım. Lütfen vazgeç ha. Gençsin, güzelsin. Onur'dan çok daha iyilerini bulabilirsin. Lütfen. Hayır anne. Onur'dan asla vazgeçmeyeceğim. Onu kaybetmemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bakalım Lale Hanım karşısında beni görünce ne yapacak? Korkudan bayılır mı acaba? Pelinsu! Bu kız kesin başına bir iş açacak. Of Pelinsu, of! Hayır, kabahat bende. Sanki bilmiyorum bunun takıntılı olduğunu. Nereden açtım bu işleri başımıza? Eğer o kız ortaya çıkmasaydı her şey yolunda gidecekti. Tamam Betül, bir daha sana haber vermeden gitmem. Bakma bana öyle. Hay yine gideceksin yani Şade. Betül, sen Songül Hanım'dan beni kıskanıyor olamazsın herhalde değil mi? Elbette olamam. Niye öyle bakıyorsun o zaman? O zaman bana öyle dik dik bakacağına telefonuna bak. Bak telefonu çaldı. Efendim Şebnemciğim. Betülcüğüm merhaba. Pelinsu Lale'nin annesiyle konuşmaya gidiyor. Ne? Ama Şebnemciğim şimdi biz bu sabah ne konuşmuştuk hayatım? Ne yapacak yani, gidecek illa sözleşmeyi mi söyleyecek? Lale bugün şirkete gelmiş. Pelinsu tabii onu orada görünce yakın bir zamanda işten çıkartılır diye strese girmiş. Şimdi çok haklı. Pelinsu burada çok haklı. Ama şimdi bana sorarsan çok da fevri davranıyor. Bilmiyorum Betülcüğüm. Ne desem ikna edemedim. Bir de arayıp sen mi konuşsana? Tamam tatlım, tamam. Ben arayayım. Ben onunla bir konuşayım, oldu mu? Benim çünkü onun Lalelerin evine gitmesine engel olmam lazım. Şey yapalım. Sen kapat telefonu, tamam mı? Konuşalım sonra. Hadi canım, hadi. Allah'ım bu kız ne yapmaya çalışıyor? Yani biri bana bu kızın ne yapmaya çalıştığını açıklayabilir mi? Hayır, insan ne yapar? İnsan önce arar, bir danışır yani, öyle değil mi? Hayır, olmaz. Olmaz şimdi, ne yapacak? Ne yapacak yani bu? Düğünden önceki gibi konuşacak da ondan sonra kızı gene bayıltacak mı yani? O böyle bir şey olamaz. Hayır, ben böyle bir şeye izin veremem. Hayır. Hadi Pelinsu, hadi yavrum, hadi. Annem hemen Betül'e yetiştirmiş. Benim hiçbirinizin aklına ihtiyacım yok. Bak açmıyor. Ay bak açmıyor. Bak. Ay ne yapmaya çalışıyor bu kız? Ay her şeyi berbat edecek. Yine ne karıştırıyor acaba bu kadın? Alo Seher. Ay Yıldız Hanımcığım, az önce Şebnem Hanım Betül Hanım'ı aradı. Pelinsu Hanım'ın Lale'nin annesiyle konuşmak için evlerine gittiğini söyledi. Niye? Ne iş varmış onun orada? Ya biz sözleşmeden bahsettiler ama. Ay olamaz. Songül Hanım'ın kesinlikle o sözleşmeden haberdar olmaması lazım. Yoksa mahvoluruz. Ya Yıldız Hanımcığım, çok önemli bir gelişme daha var. Neymiş, çabuk söyle. Lale Hanım nikahta Pelinsu yüzünden bayılmış. Ne? Nasıl? Ya Pelinsu Hanım onunla konuşmuş. Ay inanmıyorum. Deli bu kız, delirmiş. Nasıl Lale ile düğünden önce konuşabilir? Lale bunu söylemedi. O zaman Onur'un haberi yok. Onur'un haberi olsa benim haberim olur. Ay, tamam Seher. Çok teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Oh yaşasın ya. Gelsin paralar, gelsin altınlar. Fikret, bittik biz. Ya, ne oluyor Yıldız? Bana da anlat. Hiçbir şey anlamadım. Pelinsu Lale'lere gidiyormuş. Songül Hanım'a sözleşmeyi anlatacakmış. Ne? Ne yapacağız Fikret? O zaman şu Pelinsu'yu hemen ara. Böyle bir şey yapmasın. Ara çabuk, ara. Ay, telefonu kapalı Fikret. Ne yapacağız şimdi? O zaman Pelinsu'dan önce Lale'lere gideceğiz. Hadi yürü o zaman hemen. Hayırdır, ne bu telaşınız? Lütfen bizi oyalama Şerife, şu an hemen gitmeniz lazım. Hadi Fikret. Tabii. Ay, ne kaçırdım acaba? Üf, çatlayacağım şimdi ya. Hayır, telaşlarına bakılırsa en azından bir beşi bir yerde aldıracak bir şey kaçırdım ben. Görüyor musun, 2 dakika mutfakta oyalandık diye. Bir saniye bile şunların yanından ayrılmamam lazım ya. Herhangi atraksiyon dolu şu ev. Ah Şerife ya. Of. Nerede kaldı Anıl ya? Hadi ya.
Dolmanın içi kurudu. Ha öyle mi? Kurumadı. Ablacığım yemin ediyorum sen de bu heyecandan bizim içimizi kuruttun ama tamam sakin ol. Bir sabredin Allah aşkınıza olur mu? Bir 5 dakika bekleyin. Geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay geldi. Dur hiçbir şey yok. Hadi karşılamaya git. Sakin sakin. Koş biraz yavaş yavaş. Geldi geldi. Tamam sakin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne aldın? Sence? Tatlı. Buyurun. Ne olur Allah aşkına belirleme. Ne olur bak hayat mayat bir meselesi. Rica ediyorum. Ay olmuş arkadaş. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Anneciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Sağ olun. Yani hoş geldin de. Melihan nerede kaldın sen? Damadım da yanıma otursun. Geldim. Hiç sabret Allah. Filiz'ciğim, toplantım biraz uzun sürdü. O yüzden biraz geçirdim. Kusura bakma lütfen. Salata vereyim ben. Fikret, biraz daha hızlı lütfen. Pelin sudan önce orada olmamız lazım ama. Merak etme Yıldız, merak etme Yıldız. Varırız. Bak trafik açık. Yetişemeyeceğiz galiba Fikret. Yetişiriz. Merak etme diyorum sana. Pelin sudan önce oraya varırız. Merak etme. Evet, evet yetişeceğiz Fikret. Tamam Fikret, ay çok hızlı. Yalnız söylemeden geçemeyeceğim. Hakikaten yemeklerin hepsi ayrı ayrı çok güzel olmuş. Lale'nindeki meşek de belli oldu böylece. Çok esprilisin Onurcuğum. Ya da asla espri değil. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Ben normalde bu kadar yemem zaten. Artık barıştığınıza göre düğünü de haftaya yaparsınız. Karanlıklardan